Huh? Go live. Bye. 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 arkadaşlar. Sevgili Cevdet hocamız burada. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi geceler diliyorum. Podcast gecemizin ikincisinde muhteşem bir konuk ağırlıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür hocam. Teveccühünüz utandırıyorsunuz beni böyle. <laughs> Yo hayır hayır. Çok uzun süredir yapalım, konuşalım, edelim deyip deyip bir türlü yapamadığımız bir program. Sizin de tam birazcık yıprandığınız bir deneme denk geldi aslında hastalıkla alakalı olarak geçmiş olsun size de sağ olun sağ olun bir korona kaptım ama evet. iyi geçiyor evde hafif geçiyor aman iyi geçsin hocam valla e, düşünün yani bakın psikolojiye bakın şu anki psikolojimize bir bakın koronayız <laughs> ama gene buradayız falan yani bu dirayet e, olağanüstü evet. e, teşekkür ederim burada olduğunuz için bu arada e, stüdyomuzda iki konuğumuz daha var sevgili Özgün Güngör hoş geldin Özgün'cüğüm Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk Şevdet hocam. İyi akşamlar. Nurcan Hoş Durmaz da burada. Sevgili Nurcan. Senin de sesini duyalım. Mutlu olalım. Merhabalar herkese. Heyecanlı Aman bekliyoruz ya. hocamızı. Ya i̇nanılmaz. Nurcan ne zaman konuşmaya başlasa direkt böyle 66.7 <laughs> e, böyle bir radyo moduna giriyoruz. Acayip bir kafaya giriyoruz. Neyse. Hocam e, eğitim şan de, eğitiminin buna bir şeyi var mı? Yani konuşmadaki çok iyiler ya süper. Ben bilmiyorum <laughs> Nurcan Durmaz'ın şöyle bir hikayesi var hocam. Ee, Nurcan e, ben e, İzmir'e taşınırken evimde e, büyük şeyler vardı böyle darbuka yapmak için aldığım küpler vardı. Ama yapamadım. Ben de dedim ki ya bu küplerimi vermek istiyorum. Nurcan avcılardan kalkıp küplerimi almıştı. Yani şan eğitimi bu kadar küp alarak. <laughs> <laughs> El aldı sizden tamam. O, orada tanıştık. <laughs> Ondan sonra da burada yani orijinal bir tanışıklığımız da var sevgili Nurcan'la. Ee, bu arada Elif de burada. Elif Nur Tuğran, e, yılların moderatörü. Artık... Hoş geldin Elif'ciğim. Merhabalar, hoş buldum hocam. Herkesin keyifler, enerjiler harika. Bu arada Nurcan'ın ses tonu gerçekten mükemmel uykumu getiriyor. O kadar dinginleştirdi ki beni şu an. Allah korusun. <laughs> Dur dan, biz daha yeni başlıyoruz, daha yeni başlıyoruz. Kimsenin uyumasını istemiyorum. Çünkü bu gece son evet, bombardıma atacağız Hocamızı artık yorulana kadar inşallah burada olacak hocamız. Ee, şimdi sizin eminim ki bir planınız vardır, bir yolculuk planınız vardır sohbetle alakalı. Çünkü konumuz müzik psikolojisi ve müzisyenin psikolojisi. Aslında ikisi birbiriyle ne kadar alakalı sizce hocam? Ne, yani müziğin psikolojisi başka, müzisyenin psikolojisi başka mı sizce? Hocam şimdi şöyle... E psikoloji dediğimiz zaman neyi kastediyoruz aslında? Hani insan ve hayvan davranışlarını, hayvanlar da var içinde, davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim. Basit <laughs> yani Davranış bizim dışarıdan görebildiğimiz şeyler, i̇şte elimi böyle yapıyorum, görüyorsunuz. Ama bir de zihnimde düşündüğüm şeyler var. Belki bir şeyin planını yapıyorum, birkaç kelime sonra söyleyeceğim bir şey. Bu dışarıdan gözlemlenmiyor, bu da zihinsel süreç. Şimdi bunları inceleyen bilim psikoloji. Bunun için bir birey olması lazım orada, yani bir insan için düşünelim şimdi. Hı hı. İnsan olması lazım. Dolayısıyla müzisyenin psikolojisi dediğimizde müzikle uğraşan kişinin psikolojisi evet, ama müzik psikolojisi dediğinizde de o zaman o müziğin ...insanlar üzerindeki etkileri... ...insanların hmm. psikolojisi üzerindeki... ...etkilerini kast hani Çok büyük farklılıklar yok. Şey gibi düşünebiliriz belki... ...üretici ve tüketici taraf gibi düşünebiliriz... Hmm. ...ama ikisine de insan merkezde zaten. Şöyle bir şey hocam... ...şimdi e, müziğin genel bir belki psikolojisi vardır... ...hani müzik nasıl insanda keyif verir... ...müzik nasıl insandan çıkar gibi... ...fakat müzisyenin bulunduğu coğrafyanın... ...yaşam şartlarının... <laughs> <laughs> fizisyenin hayatında o kadar büyük etkisi var ki doğal olarak bu beste yaratıcılığı da etkileyen bir şey tabii ki bence o nedenle fizikle fizisyenin psikolojisi e, çok ilginç bir karışıma yol açacak bir şey yani hani tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar gibi bir şey belki e, şimdi e, sayın hocamıza soruları iletmek isteyenler arkadaşlar chati bombalasın aman Allah'ım inanılmaz sorular var e, oh. ya nereden başlasam Allah'ım <laughs> Allah'ım sorulara şöyle bir bakıyorum da. Bak çok güzel bir soru Kala var hocam. Nereye gideceğiz? Öyle başlayalım. Çok basit. Bence hani bizim kafamızdakilerden çok seyircilerimizin sorularıyla başlayalım. Daha çok iyi, daha daha önemli. Evet. Daha eğlenebiliriz. Bakın mesela ekrana yazdım şimdi. Ee, i̇yi akşamlar bir sorum var Mine Yanık. Tam da meraklı cevabını arıyordum. Sorum şu ki şarkı söyleyeceğim zaman bo boğazım sıkılıyor. <laughs> Sanki bir yumru hissi. Sesim işte çatallanıyor, yani bir sürü istediğim şeyi yapamıyorum. Ses tellerim iyi, muayeneye gidiyorum, hiçbir şey yok. İşte direkt psikoloji değil mi hocam bu? Buyurun. Direkt bu. Şimdi hocam aslında bu, şöyle bir şeyden bahsedeyim. Aslında müzik psikolojisi diye bir alan var. Yani psikoloji bu çok büyük bir çatı terim. Hani biz şeyi anlatırken, psikoloji psikiyatri farkını anlatırken, hatta belki burada da söylemiş olun kayıtlara da geçsin. Psikiyatri bir tıp alanı, tıbbın bir alt dalı ve hastalıklarla, psikiyatrik hastalıkları işte te teşhis koyma, tedavi etme, önleme ile uğraşan bir tıp alanı. Yani hastalık anormal davranışa odaklı bir şey. Ama psikoloji dediğinizde ne dedim? Davranış ve zihinsel süreç yani iyi, kötü, olağan dışı, olağan üstü, olağan altı hepsini kapsayan bir büyük bir şey. 56 küsür de en son Amerikan Psikoloji Birliği'ne göre 56 küsür alt alanı var. Bunlardan biri mesela müzik psikolojisi. Ama bu soru ilginç bir şekilde ondan bahsedeceğim. Ama bu soru müzik psikolojisi sorusu değil. Bu soru Hı -hı. performans psikolojisi sorusu hocam. Böyle bir alt alan var. Hı -hı. Genelde spor psikolojisiyle birlikte Hı -hı. anılıyor. Benim kendi YouTube kanalımda bununla ilgili bir iki bölümlük röportaj var. Arda Coşkun Hoca ile yapmıştık spor psikoloğu. Şimdi performans psikolojisi şunu araştırıyor. Sizin bir performansı bu spor olabilir, sahne performansı, dans her şey. Bu performansta sizin çalışmanızla ilgili şeyler var. İşte biyolojik testlerleri var ama bir de psikolojik faktörler var. Buradaki psikolojik faktörleri inceleyen alan. Yani şunu söylüyor aslında. Mine hanımın koskoca bir işte bir potansiyeli olsun 100 birimlik. Bu 100 birim Hı -hı. potansiyelini bu performansı göstermesine engel olan onu 50'ye düşüren bir şey var ortada. O Hı -hı. performans psikolojisinin konusu. Ben onu ortadan kaldırırsam yani performans arttırmak değil, engeli kaldırırsam rahat rahat soprano sesiyle çatallaşmadan söyleyebilir. Çünkü doktor demiş ki biyolojik bir engel yok. Teknik olarak bir engel yok. Psikolojik bir engel. Evet. İşte bu engelleri kaldırıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Futbol takımlarında basket takımlarında özellikle basketbolda daha yaygın Türkiye için söyleyeyim. Çalışan spor ve performans psikologları var. Ve bayağı hmm. maçın sonucunu etki edecek. Yani koç gibi maçın sonucunu etki faktörleri oluyor. Mesela bize bir hocamız bir örnek anlatmıştı. Bir basketbolcu annesiyle ilgili bir konuşma yapıyor. İşte annesi çok özlemiş uzakta tu şeylerde turne mi diyorlar deplasmanda. E, ve çok düşüyor performansı. Koç fark ediyor <laughs> işte kız genelde koçlar şey yani kızıyor falan olmuyor. Bizim hoca da o zaman spor psikoloğu o takımın. Konuşuyor gidiyor meğerse annesini özlemiş. Annesini özlemesi onu konuşuyorlar. O, o sorunu bir kafasına atıyor ifade ediyor duygusunu. Ağlıyor neyse ikinci yarıya çıkıyor. Bangır bangır devam ediyor. Yani o engeli ortadan kaldırmış oluyoruz. Mine Hanım'ın sorusu aslında bu. Performans psikolojisiyle alakalı. Ona engel koyan ne var? Onu sormak lazım aslında. Hmm, güzel. Şimdi aslında biz bunların cevaplarını e, çok karga, karga tulumbala yöntemlerle ve deneyimlerle buluyoruz. Yani hani bir e, müzisyen e, ben eğitmen hocamdan ders alırken o kendi tecrübesini size aktarır. Yani atıyorum işte hocam derim benim sesim çok kısık bugün ben bugün şarkı söyleyemem. O da bana şöyle bir şey söyler argüman e, der ki ben de e, işte operada bulunurken der bir işe gitmem, ikinci sesim kısık derim, üçüncüsünde yerime iş birini bulurlar. Bu şekilde söylemeyi öğreneceksin. Mesela bakın bu e, bir şey gibi, yani belki bir performans psikoloğunun söyleyebileceği söyleyemeyeceği bilmiyorum ama deneyimle sabit bir e, bilgiyi alırsınız ve bunu psikolojinize bir şekilde yerleştirip ben bu şekilde nasıl şarkı söyleyebilirim araştırmaya başlarsınız. Veya farklı yöntemler işte insan ilk defa sahneye çıktığında heyecanlanır. Mesela hocamın bir yöntemi daha. E, diyordu ki mesela heyecanlandığınız zaman ne yapacaksınız? Karşınızda şöyle her yer kapkaranlık ışık yüzünden bir tane yüz seçin derdi. Ama yani göremeyeceksiniz ama bir tane kafanızda bir yüz seçin sanki ona söyleyin. Ama aslında tam bir yüzde görmüyorsunuz. Siz karşınızdaki öyle bir hisse kapılacak derdi ki sanki ona söylüyormuşum sanacak derdi. Aslında öyle bir şey yok. Ve siz de o konsantrasyonla bir şekilde yani ne kadar ilginç yöntemler hocam. Yani normalde e, tam bir çözümü olmayan deneyime dayalı bir takım e, ve her şarkıcının da başka deneyimi vardır eminim. Tabii. Yani şey derim ben hep. Aslında benim sözüm değil ama e, bu psikometrinin ölçüm Yöntemlerinin falan ilgili çok çalışmaları olan babası sayılan Raymond Cattell vardır psikolog. Raymond Cattell der ki psikoloji herkesin bildiği şeyleri kimsenin anlamayacağı dilde ifade etmenin yoludur der. O kadar <laughs> seviyorum ki bunu. <laughs> yani çünkü dediğiniz şey aslında orada var. Fakat şunu şunu kastetmiyorum burada. Onun altını çizelim. Şimdi niye bilim yapıyoruz biz? Yani niye psikoloji bir bilim ya da niye bilimle uğraşıyoruz? aynı bilgiye ulaşmanın yöntemli hali bu. Şimdi diyorsunuz hmm. ki karga tulumba ben bunu yapıyorum. Bende işe yaradı. Ötekinde yaramayabilir. Evet. Bu yöntem işe yaradığını aslında siz küçük bir deney yapıyorsunuz. Evet işte kalem kağıdı yok, protokolü yok böyle beyaz önlük bilim insanı gibi değil ama ben bunu denedim diyorsunuz. İşte korkutmuş hocanız. Demiş ki iki kere üç kere sesim kısık dersen atarlar. Ha demeyeyim. Demeyince çalışmış sizde. Tamam deney okey başarılı. Sizde işe yaradı. Başka birine yaramayabilir biz tek örneklemli yani deney grubu bir kişilik deneyle yapıyoruz. Ama hmm. bilim camiasındaki fark şu. Ben bu bilgiyi kalıcı, genel geçer, böyle kağıda dökülecek, kitaba dökülecek bilgi haline nasıl getiririm? Derdimiz o. O yüzden Doğru. çok sayıda kişiyi bulup bizim için aynı şeye ulaşması daha zor. O yüzden hmm. deneylerle vesaireyle kanıtlamak, insanları hmm. savunmak, onu eleştiren hakemler oluyor makaleyi yayınlamadan. Onlara ya. ikna ediyorsunuz, kanıtlar getiriyorsunuz ve hani sonunda şey oluyor. Evet bu yöntem e, hoca Emre hocanın hocasının söylediği yöntem işte yüzde şu kadar oranında işe yararı biz getirme Ama yöntem aynı yöntem. Yani evet, evet. şeydi sihirli bir şey yok bunu psikolojik dediğimizde. Evet. Evet. Sadece ben onun çalıştığını daha kesin biliyorum. Çünkü İspan metotla ediyorum. çalışıyorum. Evet. Aynı. Tek, tek Ki var. doğrusu da o aslında gerçekten. Yoksa işte karga tulumba budur. Bende çalışır. Başkasında çalışır. Bir başkasında hiçbir sonuç vermeyebilir. O nedenle net sonucu alamayacağınız şeylerdir. Evet. Ee, Mine Hanım çok teşekkür ederim. Mine Yanık süpersiniz. Soru bitmez hocam. Şöyle bir şey duymuştum. Ruh durumumuz kötüyken slow, acı içeren şarkılar dinlemek... Ruh durumumuzda dış, dış dünyanın durumu eşitlendiği için bize iyi geliyormuş. Acaba doğru mu demiş? Hmm. Ben bunu ilk defa duydum. Çok ilginç. Şimdi burada bir şeyden de bahsetmemde fayda var. Gelecek bilimde de biz iki tane küçük sosyal medya hareketi başlattık. 2019 falandı. Bir tanesi kaynak göster hareketi. Yani... Söylediğimiz Hı -hı. şeyin kaynağını gösterin. Mesela Twitter'da biri diyor ki işte böyle bir şey diyor. İşte şunu şunu yaptınız iyi geliyor diyor. Ya da işte maske nefes almayı önlüyormuş diyor. Tamam bir şey Hı -hı. diyor. Hemen onun altına hashtag kaynak göster yazıyorsunuz. Çünkü onu tıklayınca da gidiyor videosuna ne olduğunu, niye kaynak Hı -hı. mesela falan. Hani onu e, kaynağını göster, kanıtını gösteri zorluyorsunuz. Birincisi bu. Ben Hı -hı. bunu... Çıkaran kişilerden biri olduğum için Şimdi burada anlatacağım her şeyin Kaynağını ben önceden verdim Yani hazırladığım şeyleri Özgün Hoca'ya verdim Lütfen hmm. bu videonun altına Youtube'a sabitlesinler Size de söylüyorum sabitleyin tamam. ki Kaynakları olsun arkadaşlara Makalelerini bulsunlar Çünkü psikoloji kısmında konuşurken Çok isterim sohbet etmek aslında Ediyoruz ama o kısımları böyle e, Kafamdan Tahminlerle söyleyemiyorum Bilim hmm. alanı olduğu için İkinci harekette şu, o daha benim işime yarayacak şimdi. O da hashtag bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu niye çıkardık biliyorsunuz? <laughs> Sosyal medyada ya da her yerde, siz çok daha muzdaripsinizdir hocam. Herkes her şeyi biliyor. Yani herkes evet. ses analizini biliyordur. Herkes psikolojiyi biliyordur. Herkesin bir yorumu var. Biz dedik ki ya bundan çekinmeyin ya, bilmiyorum deyin. İlla bir şey yazmak içinden geliyor çünkü altına. Hı -hı. Biri tweet atıyor. Mesela altına yazmak içinden geliyor. İçinden geliyorsa hashtag bilmiyorum yaz, bırak. Yani yanlış Hı -hı. bir şey yok bunda ve Hı -hı. bizim için de mesela bizim nasıl diyeyim imzaladığımız bizim hipokrat yeminimiz gibi bir şey vardır psikoloji etik yönetmeliği orada şöyle bir madde var kendi yetkinliğinin farkında olacaksın bilmediğin bir şeyde yorum yapmak bu etik ihlal yapmaktır yani toplumu yanlış bilgilendirmektir ben Hı -hı. mesela bununla ilgili hiçbir şey duymadım o yüzden bunu Hı -hı. hemen açıkça derim ki bilmiyorum derim Hı -hı. ve bitiririm yani Peki üzerine bir şey tahminimiz tahmin yapabilirim olabilir. aynen Keyifli onu söyleyeyim olur bence. bunu da e, dedim ya kanıtı olan şey diyeceğim ki bu benim bilgim değil bu bilimsel kanıt diyeceğim bu da benim tahminim diyeceğim bu benim tahminlerimden biri spekülasyon şöyle bir şey e, biz şarkı dinlerken ya da söylerken aslında duyguları ifade ediyoruz. Şimdi üzgün duygular çok sevilmiyor. Acı duygular negatif diyor. Acı verdiği için sevilmiyor. Çevreden de sevilmiyor. Aman işte daha kötüler de var. Aman işte ee, haline şükret. Aman üzülme. Aman ağlama falan diyoruz. Ama halbuki şunu kaçırıyoruz. Bunlar çok doğal, evrimsel, biyolojik bizim iyileşmemiz için olan süreçler. Yani biri kusmaya başladığını hmm. affedersiniz. Durdurmaya çalışmazsınız değil mi kusmasını? Çünkü o zehri atması gerekir. Aynı mantık ağlayacak, üzülecek. Acı içeren şarkıları dinlemek çok büyük ihtimalle onun okey bir şey olduğunu, kabul edilebilir bir şey olduğu şeyini veriyor. İkinci bir düşünce aklıma geliyor. Yalnız değilim. Bu şarkıyı yazan kişi de üzülmüş. Bu şarkıyı dinleyen bir sürü kişi de bunu yaşamış. Ne bileyim ayrılık acısıdır bir şeydir, şudur budur. Ay yaşamış. Be be. Yalnız değilim. Bu acıyı bir tek ben çekmiyorum hissi veriyor olabilir. Diye düşünebilirim. Şimdi mesela buna benzer bir şey daha var. Ee, bazı mesela ben e, şahıs olarak hani böyle arabesk aşığı biri değilim. Ama arabesk hı hı. müzikte ilgili olarak keyif aldığım şeyler vardır ki arabesk nameli yapanları severim. Ama mesela hı hı. uzun süre arabesk dinlemeye başladığınız zaman e, gereksiz üstünüzde bir acıyla yaşamadı, yaşamaya başlarsınız. Ya yani Psikolojiniz sürekli olarak kötü etkileri bundan. Fakat bazı kişiler... Bunu şöyle bana cevaplıyorlar. O kadar güzel ki yorumlarda gelen insanların cevapları. Diyor ki hocam sen buna üzülüyor olabilirsin ama ben arabesk dinlediğim zaman kendim mutlu hissediyorum. Ya yani ben mutsuz değilim. Arabeskle gülüyorum. Şimdi bu mesela nedir hocam? Benzer bir şey mi bu anlattığınıza destek verir mi? Bu biriciklikle ilgili işte. Yani sizin o anki o kişi için bile zamandan zamanda değişir. Bugün öyle der hmm. aynı şarkı. Yarın başka diyebilir. Bizim işimizi zorlaştıran düşünsenize hani 7 milyar 8 milyar insan var. Günü gününe de tutmuyor bir de değil yani. Çok büyük farkı. Biz buradan genel geçer şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Çok zor. Buradaki Hı -hı. olay da o işte. Yani o gün onun bazen şey dikkat ediyor musunuz Hocam? Ben bunu aklıma gelmişti Sizle konuşayım istedim. Şarkıyı dinlerken bazı şarkıları bildiğiniz şarkıları sözleri anlamazsınız. Yani Hı -hı. bir melodi gibi. Yani Hı -hı. register etmez beyin. Yani ne dediğini, sözün anlamını duymaz. Melodiyle gider. Şarkıyı Hı -hı. söylersiniz, ağzınız tekrar eder. Ezberdir ama Anlamı. Mesela bazı şarkılar acıklı şarkılar aslında şey olur. Ne onun adı? Mesela şeyi. Heh, çok güzel bir örnek. Sizin hocanız Yücel Paşmakçı. Sizden duymuştum ben de yanılarınızda hmm. Ben merak ettim. Dedim ki Emre Hoca bu kadar övüyor Yücel Paşma Alaaddin Yavaşçı'yı biliyordum zaten. Evet. Evet. Yücel Paşmakçı'yı bir tanıyayım dedim. Geçen bir ay önce falan. Video YouTube'da izleyeyim dedim. Türkü Life diye bir yer şey yapmış. Röportaj yapmış. Hoca orada şeyi anlatıyor. Bu 15'liler türküsü Hı -hı. acıklı gibi söylenir aslında diyor halbuki o türkünün acıklı bir tarafı yoktur konusu neşeli bir konudur İkinci şeyinde de anlarsınız onu diyor ikinci partında da anlamı da ortaya çıkar ama biz buna alışmışız Hı -hı. hani askere yollanan kişilere söyleniyor gibi yaptığımız için çok acıklı geliyor şarkı bize Hı -hı. tam onu bahsediyorum İşte kelimeyi anlamadan bazen dinliyoruz Hı -hı. bu da olabilir arabesk şeyin belki melodisine içeriğine diye belki orada ki hayat bitti her şey öldü işte umut yok falan da orayı duymuyor belki o müziği ya yani melodi aynı 15'lilerdeki neşeli bir şey olmasına rağmen hani biz onu üzünlü algılamamız gibi. Çok güzel hocam ne kadar detaylı bir şey bu ya. Yani belki de şöyle bir şey mesela kurgu yapıyorum şu anda. Ben atıyorum Türkiye'de güney bölgelerinde birinde yaşıyorum, güney doğuya yakın ve e, etkilendiğim müzikler var. Atıyorum bir dönemde gittim, Suriye'de yaşadım veya işte daha aşağıda yaşadım, Mısır'da yaşadım ve o o o dönemleri çok özlüyorum. Sonra Türkiye'ye döndüm ama Arabes şarkı dinlememin sebebi o özlemi hatırlatması var, o nameleri hatırlatması, sözlerine ben takım gibi çok iyi bir müzik. Çok güzel. Bir hikaye yani. Artı bir aynı hocam yani yeni bir şey. Şimdi bir araştırma gördüm bu şeylerle ilgili normal gündelik müzik dinleyenlerle ilgili 2011'de Nature Nöroloji'de çıkmış. Çok önemli bir dergidir. Nöroloji konusunu ne için nörolojide çıkmış kaynaklarda var. Ee, araştırmalar gösteriyormuş ki duygusal müzik dinleyenlerde beyinde dopamin salgılanıyor. Ama herhangi bir yerinde değil striatum denen bir bölge var zevk merkezi, ödül merkezi diyoruz biz buna. Burada dopamin salgılıyor. Burada bir miti daha çürüteyim hocam. Hemen çok mu konuşuyorum bilmiyorum ama. Hayır harika. Bir mit şu. Şimdi diyorlar ya çikolata yiyorum. İşte serotonin salgılatır. Mutluluk hormonu. Evet. Serotonin bağırsakta da salgılanıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani önemli olan hangi hormon değil. Nerede salgılandı? Bunlar mesajcı <laughs> <Çok> ki, kimyasallar <laughs> tamam mı? Yani evet. serotonin mutluluk hormonu falan değil. Serotonin öteki hmm. yani bir sonraki nöronu aktive eden bir hormon yani belli amaçlarla hmm. kullanıyor. Bağırsakta da var. Yani hatta daha çok beyinden çok bağırsakta var bu arada. Şimdi dopamin dolayısıyla kendi başına mutluluktur, zevktir değil. Kasta da dopamin olabilir. Kaslardaki şeylerde de olabilir. Beyinde striatum'daki dopamin önemli. O zevk aldığımızda mesela neyle neyden önemli biliyor musunuz bu? Hmm. Bağımlılıklarda mesela uyuşturucu bağımlılığında o ilacı uyuşturucu aldığındaki bir hani zevk alma olayı var ya işte nirvana'ya evet, ulaşma evet, falan. Evet. O, o anda işte striatum'da dopamin deli gibi dopamin salgılanıyor. İşte Aa, ne bileyim çok sevdiğiniz bir şey yediğinizde, çok güzel bir ödül aldığınızda bir, bir ne bileyim hani şey altın kelebek aldınız. O anda, onu verdikleri evet. anda dopamin striatum. Bağımlılıklarda sebebi o çünkü. O o kadar güzel bir zevk veriyor ki onu tekrar tekrar yapmak istiyoruz. Bağımlı hale geliyoruz. Aynı bölgede yine Duygusal müzik dinleyenlerde o bölgede dopamin salgılandığını bulmuşlar Nature Nöroloji'de. Yani bize zevk verici bir şey, bize ödüllendirici bir şey duygusal müzik. Arabesk de mesela bunun içine giriyor. İnanılmaz. Ya bu bu şahane bir şey. Gerçekten hiç böyle bilgi olmuyordu. İyi ki buradasınız. Harika konular bunlar. Tabii. Hemen sorular değişiyor şimdi geliyor karşınıza. Hocam bazen şarkıcılar rüyalarında şarkı sözleri görürler ve uyandıklarında onları kağıda döktüğünü söylerler. Ben sık sık bir şarkı yazdığımı görüyorum ama uyarınca hiçbir şarkı sözü aklımda kalmıyor. Şimdi bunu bir toparlayalım. Hakikaten böyle bir şey var. Yani gece ben bazen yattığımda çok müzikle uğraşıyorsam bir melodi geliyor. Kalkıyorum ve onu bazen hemen kaydetmeye çalışıyorum. Neden rüyada böyle bir şey yaşanıyor? Um, Şimdi tam kanıtım yok spekülatif ama çok gerçeğe çok yakın bir bilgi yani kaynağını hatırlamıyorum. Şöyle bir şey var e, beyin aslında hep çalışmaya devam ediyor. Belki duymuşsunuzdur. Yani e, biz bir şeyle meşgul olup yattığınızda mesela bir sorunu çözemiyorsanız e, İngilizcede bir şey vardır sleep on it derler üzerine bir uyu derler. Bizde de istişare. Hani bizim evet, aynı şey. aslında evet, Yani evet. derler ki sen bir, bir karar alacaksınız. işte iş değiştireceksiniz ne bileyim. Önemli bir karar bir, ya da bir problem var. Matematik problemi bile olabilir hayatınızda. Çözemediğiniz bir şey bir yerden sonra o durur böyle beyin. Hani gitmez Hı -hı. biter yani glikozu Hı -hı. biter. Deriz Hı -hı. ki uyu. Çünkü beyin siz uyuduğunuzda bir yandan onu çalışmaya devam edecek son kaldığı yerden. Siz fark Vay. etmeyeceksiniz. Böyle şeylerde çoğu zaman her zaman değil genelde uyandığınızda o şey bir anda aklınıza gelir. Böyle Hı -hı. aha Derler böyle aha moment yani derler. Bir anda evreka diye buldum dersin. Halbuki gece o çalışmıştır. Yani Vay proses be. etmeye devam bir bilgisayar. Hmm. Ee, bunun bir şeyi var. Yani şarkıyla meşgul olup yattığınızda devam ediyor. Bu bir. iki şimdi biz aslında bütün uykuda rüya görüyoruz hocam gece. Uykunun evreleri var. Derin uykuya gidiyor. Derin uykunun en altında REM dediğimiz göz hareketleri. Böyle kas... E, ne diyor Twitch, Twitch aslında. <laughs> şey öyle. E, ne onun Türkçesi? <laughs> böyle yani kas böyle pıt atar ya böyle. tık, tık. Kas atımları evet. Türkçesi bilmiyorum. Ee, işte Twitch ama aynı kelime yani. Orada tamam, Twitch aslında. olarak kalsın o zaman. Twitch oluyor <laughs> gece ve göz hareketleri. Orada rüya görüyoruz. Uh -huh. Şimdi bu ne kadar derin uykudaysa hatırlamanız o kadar zorlaşıyor. Hı -hı. Aslında bütün gece rüya görüyoruz. Bizim hatırladığımız rüyalar uyanmaya yakın gördüklerimiz. Hmm. kader siz rüya görürken bir şey olur da uyanırsanız o derin uykudayken, REM uykusundayken evet. onu hatırlıyorsunuz. Benim evet. burada tavsiyem şu. Yanınıza gece bir not kağıdı, telefonun ses kaydı. Mesela benim babam gördüğü rüyaları ses kaydı alıyor. Telefonunu. Başucunda hmm. telefon şarjda. Öyle bulmuş yöntemini. Tavsiye Aslında. ederim. Gece uyandığınız anda o rüyayı sonra hatırlarım demeyi unutursunuz. Hemen o anda ya yazın ya ses hmm. kaydı alın. Güzel oradan güzel bilgiler sanat üretimleri çıkabilir rüyalardan. Çünkü beyin kendi kendine orada bayağı bir çalışıyor. Müthiş bir şey hocam bu. Yani e, bunu boş vermemenin e, yani boş vermemek gerektiğini söylüyorsunuz. Bu çok keyifli. Çünkü genelde hani rüya ile alakalı şeyler umursanmayan şeylerdir hayatımızda. Ya boş ver canım. Gerçek hı hı. değil. Ama aslında bir prosesten bahsediyorsunuz ve o bilgilerin kıymetli olduğunu söylüyorsunuz yani. Aman unutma haline getiriyoruz. Yani kıymetini siz değerlendirin. Onu bilemem. Ama yani Hı. kişi değerlendirsin ama onu hemen yazarsanız bir bakarsınız nedir? Bazen de o kadar saçma rüyalar olur ki yani. hmm. anlam veremeyiz. Çok... Hani o tamam dersiniz, güler geçersiniz ama bazen de bir şarkı sözü, bir melodi olabilir. Çok Bakın çok güzel sorular var. Çok çok tatlı sorular var. <laughs> Hocam dinlenilen müzik türü karakteristik özellikleri yansıtır mı? Yani müzik türünün karakteriniz midir? Altistik hocam hashtag bilmiyorum hakikaten Ama keyifli. <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> 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 hani dışarıda Ama sorular insana... muazzam. Kesinlikle evet. katılıyorum. Çok zihnimi açan sorular oluyor. Değil süper mi? izleyiciniz <laughs> süper yani. Bravo. Yani bir, bir insanla karşılaşıyorsun. Ee, ne tarz müzik dinlersin diyorsun. Karşı taraf diyor ki ben caz severim veya işte öbürü diyor ki ben pop severim. Ben öbürü diyor ki ben alternatif müzikten hoşlanıyorum. Kimlikte nereye yer götürüyor bu seni? Yani hakikaten bunun bir karakteri var mı? Alternatif müzik dinleyen insanın bir karakteri var mı? Rock müzik dinleyicisinin bir farklı karakteri var mı? Gene eğitimli tahmin yapayım. Eğitimli Tahmin yapalım. Şey var hocam. Sosyal psikolojide en sevilen konulardan biri sosyal kimlik teorisi diye bir teori var. Hala bugün de birçok reklamcılığın birçok Kavramı bununla açıklayabiliyorsunuz. Çok güzel bir teori o yüzden. Eski de bir teori. Social identity teori diye aratabilirler. Şimdi bu teoriye göre diyor ki biz kimliğimizi sosyal ilik içindeki gruplardan elde ediyoruz. Yani işte diyebilirsiniz ki siz ada pazarlıydınız doğru hatırlıyorum değil mi? Doğru. Ada pazarlılık bir kimliktir. Müzisyenlik bir kimliktir. İtülü olmak bir kimliktir. Bak öttü tişörtü giyiyorum. Öttü olmak bir kimliktir mesela. Emre Yücelen fanı olmak bir kimliktir. Buradaki Discord'daki kişileri bir araya getiren kimlik o. Belli bir müzikten hoşlanmak da sosyal kimlik teorisiyle düşünürsek bir kimlik. Şimdi Aha. illa o müziği seviyor olmak zorunda değil. Belki o gruba girmek istiyor. Dikkat Oy. edin hatırlayın lise zamanlarınızı. O grupta... Ha, yani rak dinleniyor. Ya bu neymiş? Mesela öyle öyle animeye başlayan çok olur. İşte yani bizim lise zamanlarında ne bileyim evet, işte evet. rock'a başlayan çok olur. Yabancı dizilere. Niye? O grupta onlar demeyeyim Lost'ta ne oldu? Bir önceki bölüm. Onu tartışıyorlar mesela. Hı -hı. Futbol, takım. Yani niye Fenerbahçe-Galatasaray kavga çıkıyor? Dostlar Hı -hı. birbirine kırılıyor. Çünkü Fenerbahçe'ye bir laf edildiğinde Galatasaray'a laf edildiğinde X, Y, Z neyse tuttuğu parti olur bu. Memleket olur her şey olabilir. Büyük kavga çıkar. Çünkü kimliğini hakaret gibi. Eğer sen o kimliği alıp tamamen o gruba, o gruba aidiyete yaparsan başka hiçbir şeyle kimliğini oluşturmazsın. Yani sadece hmm. tek bir şeye verirsen ona bir zelal geldiği anda hemen bütün şey sarsılır. Kişilik sarsılır. Hmm. Çok ağır gelir aslında. Baktığınızda. Bu mesela bilim camiası da oluyor. Ben bir kongreye katıldım. Koronayı oradan kaptım zaten. <laughs> Orada kongrede hocam migrenle ilgili <laughs> nasıl tartışıyorlar koskoca profesörler dünyanın aa, en ünlü migren araştırmacıları nasıl birbirlerine laflar bilmem neler böyle çocuksu neredeyse izliyorum ben böyle oturdum kenarda izliyorum zevkli, böyle çok yani aynı olay sen bilmem ne teorisini savunuyorsun ben bilmem ne teorisini hemen o kimliğini aynı Fenerbahçe Galatasaray'da hmm. sahip ol belki bu olabilir hocam dediğinizde çok yani güzel o. bir cevap ben bayıldım bu cevaba çok benzer bir ee, soru var ben her tarz dinliyorum <laughs> benim karakterim çorba mı acaba? <laughs> Ama bu şuna da yol açıyor. Şimdi bir de beni düşünün. Yani <laughs> çok yani çok garip kimliksel bir bazen şey yaşayabiliyorum. Yani hani gerçekten kendime ait hissettiğim, şuraya aitim diyebileceğim bir şey yok. Benim gibi birçok insan var bu arada. Tek değilim bu konuda. Hani ama bu bizim için çok sorundu üniversite yıllarında veya geçmiş hayatımızda. Hani şu an artık benim için sorun değil. Çok kimlikli olmaktan, çok şeyi sevmekten çok büyük zevk alıyorum ama ben kimim sorusunu sorduğunda bazen koca bir boşluk ortaya çıkıyor. Ee, ben kendi adıma bunu şöyle değerlendiriyorum. Bir şey olmak zorunda değilim ya. <laughs> çok güzel. Bir şey olmak zorunda değilim. Ya yani bir kulübe ait olmak zorunda değilim. Sevdiğim şeyler sınırsız olabilir. Bu beni insan yapıyor zaten bence. çok daha güzel bir şey yapıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu Kesinlikle onda? katılıyorum çok... hocam. Yani <laughs> çok sağlıklı bir şey. Ee, orada çok gruba aidiyet işte hepsini ciddiye alırsak beynin bir kapasitesi var. Yani insan... Hı -hı. Fiziksel sınırlarımızın farkındayız değil mi? Yani bir arabayı kaldıramam yani. Hani bunun hepimiz okeyiz ama psikolojik sınırlarımız da var. Yani mesela şey araştırması vardı. Kaynağını bilmiyorum hatırlayamıyorum şu an ama mesela 150'den fazla çevrenizde sosyal kişi ilişki yani tanış, tanıdık, arkadaş kaldıramıyor beyin mesela. Hatırlamıyor 150'den fazlasını. Hı hı. 150 ile bir sınırı bulmuşlar zamanında. Hadi 150 olmasın, 100 olsun. Hani o afaki bir sayı ama bir limiti var mesela. Bu da öyle hı hı. şimdi o grubun şimdi bazen de çakışabilir. Hani Hı. ne bileyim bir siyasi bir aidiyetiniz efendim bir takım spor aidiyetiyle Aa, ters düş edebiliriz. Yani aynen, zorlaştırıyor. Aynen, aynen. O yüzden hepsine ait olmaya gerek yok dediğiniz gibi. Yani sizinle belki düşünsek işte böyle olmazsa olmazlarınız vardır. Daha kalbinize Kesinlikle. yakın. Ama böyle diğerlerine de mesela Kore müziği de dinliyor. Ben mesela işte sizden İran müziğini sizin kanaldan keşfettim. Humayun Şajaryan videosuyla falan. Sonra dinlemeye başladım. Şeyi çok üzüldüm demiştiniz siz o yayında yani biz belli bir müzik dinliyoruz sadece ne kadar acı yani dünyada o kadar çok çeşitli müzik sonra gittim ben YouTube müzik dinliyorum Spotify değil de YouTube müzikte orada şey listesi yaptım dünya müzikleri diye bir liste yaptım kendime her ülkeden bir müzik böyle oradan yansıtacak müzikler. Hepsinin başka ritmi, başka tonu, başka çeşitlilik yani aslında dediğiniz Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Ben e, şunu keşfetmiştim hocam. Yani mesela e, ben e, Adapazarı'nda doğmuş, büyük, büyümüş bir insanım. operayla ile tanışmam e, 16-17 yaşlarında o zamanın Dünya Kupasında e, Three 3 tenorun sahneye çıkıp Oo. şarkı söylemesiyle olmuştur. Ki ne kadar büyük bir e, etkisi olmuş düşünebiliyor musunuz? Yani bana operayı sevdirmiş bir konser. Müthiş bir şey. Bu eminim dünyada da birçok kişiye Pavarotti, Carreras e, domingos sevdirdi e, şöyle bir şey var ama her ne kadar bu bana geçse de e, ben klasik müziği algılamam hiçbir zaman çok sıcak olmadı hayatımda yani çok kolay değil çünkü yani hayatınıza hiç olmayan bir psikolojiyi yerleştirmek yani klasik müziğin nasıl bir karşılığı var ki hangi arkadaşımda hangi sosyal çevremde var yıllar önce Avusturya'ya gittiğimde e, o zaman bu, bu psikolojiyle Avusturya'ya gittiğimde çok ilginç bir şekilde sokaklar, hayat, binalar. Ya dedim ki bu müzik burada yaşamış. Ve bu müzik burada çok güzel. İnsan başka bir şey dinlemek istemiyor orada. Benzer şeyler başka yerlerde de var. Türkiye'de Mardin'e, Antep'e, Doğu'ya, Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman o bölgenin müziğini orada dinlediğinizde haz alırsınız. Çünkü o müzik bir anda size orayı bütün kanıyla, canıyla şekillendirir. Canını verir o insan yapısını verir. Yani şuna varmaya çalışıyorum. Aslında keşke hepimizin çok imkanı olsa da dinlediğimiz her müziği yerinde dinlesek. <laughs> o ya zaman... O gezmek gibi... kadar eğitici bir şey yok. İlber Hoca diyordu bunu bir yerde. Yani şey demişti çok hoşuma şey. Bu yeni evlenen çiftler kredi çekip de mobilya alacağınıza demişti. O kadar doğru ki yani gezin. <laughs> Çünkü şeyi çok neresi olursa olsun bu Amerikalılarda da var. Orta Amerika orta şeyde ne diyorlar onun işte bir adı var. Oradaki Amerikalılarda da var. Yani soruyorsun kıta say diyorsun adam kıta sayamıyor. Yani tek dünya sadece Amerika'dan ibaret. Bizde de yok mu var? Yani bu var. Hollanda'da da var. Burada da bir, bir kuşak var gire böyle şey Hı -hı. içe kapalı diyeyim. Buralarda bu çok yanlış bir şey yani. Dünya sizden çok büyük. Başka yolları olduğunu öğrenmek bir şeyi yapmanın Birden fazla yani müziği yapmanın yolu var. Yoğurt yemenin yolu var. Yemeğin yolu var. Kahvenin tarzı var. Çeşidi var. Müzik çok Ay güzel de. bir şey. Bu kültürlülük biz artık günümüzde artık yani dünya nasıl diyeyim? Dünya kültürüne ait olmak gibi bir şeye varmamız lazım. Hele internetle. E, Hı -hı. El, olabildiğince onu böyle ne derler? O hani elektrik süpürgesi gibi böyle o şeylerden Hı -hı. bilgi almak için ömür kısıtlı, zaman kısıtlı. Hı -hı. Çok güzel yani mesela Afrika Afrika çalgıları, kültürleri hiç bilmiyoruz. Kafamıza bir stereotip diyoruz biz buna. Yani kafada bir prototip Afrika dendiğine şimdi diyeyim herkes yazsın çete ne geldi aklına diye. Belli şeyler canlanacak. Üç aşağı beş yukarı. Ama Doğru. onun arkasında neler var? Şeyin bir programı vardı Ayhan Sicimoğlu'nun. Onunla bir Hı -hı. röportaj da yap yapabilme şansına yakaladım. Orada Aynı da söyledi. Da. E, mesela o şeyi çalışmış. Afrika'daki dini davulları çalışmış. Okunmuş davullar. Hı -hı. Çeşit çeşit böyle hani siz şey anlattınız ya e, darbuka derisi şey onun gibi derili böyle değişik olan adları var ve dini törende kullanılıyor. Üzerinde dualar hmm. falan var. Onun ritmini çalışmış ve bu şey olmayan çapraşık ritim dedi. Bilmiyorum siz daha iyi ya yani hmm. Böyle normalde zor olan çalınması zor olan e, ritimleri var. Mesela onu çalışmış. Öyle bir şey var biz bunu bilmiyoruz. Dediğiniz hmm. olan şeyi getirdi aklıma. Müzikoloji diye bir alan var zaten hı hı. duymuş olabilir izleyiciler. Müzikoloji ile müzik psikolojisi çok yakın zaten böyle dirsek temasında. Hı hı. Müziğin yapılmasını, çalınmasını, dinlenmesini inceleyen bilim dalı. Çok önemli bir bilim dalı. Bunun bir alt alı var. Etnomüzikoloji. Hı, hı. Yani kültürlerin müziği nasıl değişiyor? Bunu araştırmışlar. Bir araştırmadan bahsedeyim. 2000 yılında Psychological Review'da yayınlanmış. Diyorlar ki <laughs> insanlara biz Batı müziği eserleri Western klasik müzik değil ama Batı Herhangi batıdan herhangi müzik. Onunla yapılmış o, o türle. Bunu dinlettiği zaman insanların fark etmeden yani böyle ezberleyerek öğrenerek hani çalışarak değil örtük öğrenme deniyor buna. Fark etmeden bunların ee, nasıl diyeyim sofistike bilgilere sahip olduğunu işte ne bileyim e, majör minörleri anlamaları ritim hmm. değişiyor, çok sesliliği anlıyorlar ama hiç kimse şey demiyor yani al bu çok seslilik bak şimdi burada bu oldu gördün mü değil. Sadece maruz kalarak bile öğrenildiğini e, bulmuşlar bu araştırmada. Bu çok önemli bir şey. Bu da şunu getiriyor bana. Diğer hmm. müziklere de aynı şekilde şimdi bir makam müziğiyle büyüyen biz nerede kaç yıl sonra büyüdükten sonra makamsal farkları öğrenemeyebilir yani artık bazı batıdaki Hı -hı. insanlar da başka yerdeki insanlar. Hı -hı. Maruz kalarak öğrenme bence en güzel yöntem. Onun bir hikayesi çok var çok hocam klasik müzikle ilgili söylediniz onunla bitireyim. E, 1955 doğumlu babam işte liseye gidiyor Sarıyer Lisesi yanlış bilmiyorsam. Ee, Muzaffer Erdölen diye bir hocası var bana artık 100 kere anlattığı için bu hikayeyi ben ezbere biliyorum adını ee, Karı hoca biri müzik öğretmeni biri resim öğretmeni Babam diyor ki ben diyor resim seçmişim seçmeliydi hasperkada ama hiç sevmiyorum diyor nefret ediyorum resimden İyi de bir öğrenci yandan da o kadar güzel aryalar müzikler geliyor ki diyor yan sınıftan aynı saatte gitmek istiyorum gidemiyorum diyor en sonda aldım boyayı arkadaşımın yüzüne attım. Kavga çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> kavga çıkarmış. Hoca demiş ki, Aynen. çık dışarı demiş. Atmış babamı. Çıkınca öteki sınıfın kapısını çalmış. Ben gelebilir miyim? Hani. O demiş gel. <laughs> tamam. Bir anda hani seçmeli dersi değişmiş babamın müzik. Ve Muzaffer Erdoğan onlara e, mesela listin iki numaralı Macar Rapsodisi'ni dinletiyormuş hmm. artık plaktan, kasetten neyse. Ve buna hmm. maruz kalıyor. Babam buna maruz kaldığı için Çocukken bana özellikle gel Cevdet otur dinle yapmazdı. Ama evde dinlerdi mesela. Ben <laughs> onu kulağıma aşina olduğu için ben şimdi seviyorum. Ama ben ne zaman sevdim biliyor musunuz? Üniversiteden sonra. Bir anda başka bir yerde duyunca tanıdık geldi bana. Babama gittim Vay ki bak bu müziği duydun mu? Dedi ki ben bunu çocukken dinliyordum. Sen çocukken ben bunu çok dinlerdim. Bu o müzik diye böyle sonradan eşleştirdi kafamda. Yani biraz maruz kalmayla da ilgili aslında e, bu olay. Ne kadar derin bir hikaye bu ya gerçekten çok 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 uçuk şeyler geliyor aklıma şu anda yani mesela iki tane şey geliyor ben bamya'dan nefret eden insanım annem bamya çok sever 20 yaşında konservatuvar okurken bir gün evde oturuyorum ve canım bamya çekiyor benim bamya çekme ihtimalim yok hayatta çünkü ben bamya'yı sevmiyorum ve yemiyorum ama gidiyorum pazara bir kilo bamya alıyorum annemi arıyorum diyorum ki anne bu nasıl yapılır ve bir kilo bamya yiyorum. Çok benzer bir hikayenin bu sefer yemek versiyonuyla tanışıyorsun. Ee, bunun müzik versiyonları da var. Atıyorum, e, ben bir çalışma yapacağım ve ambiant müziği bilmiyorum. Ama bir bilgisayar oyunu müziği yapacağım. Ambiant müziği nasıl tanıyabilirim? Kendimi maruz bırakarak. Evde sürekli DFM isimli bir kanal açık ve ambiant müzik yayını yapıyor. E, günde 14 saat sevmesem de, anlamasam da devamlı ambient müzik dinliyorum ve bir süre sonra matematiğini farkında bile olmadan kendi müzik yaparken oraları hatırlayarak yaklaştırmaya başlıyorum. Çok ilginç bir hikaye. Bunu dil öğrenirken de yaşanan bir şey hocam. Aynı evet, şey değil mi? Evet. evet. Mesela bebeklerin e, belli bir yaş aralığında 6 aylık bir şey tam hatırlamıyorum ayını e, şeyi bulmuşlar. Herhangi bir dili öğrenebiliyor bir bebek. Sadece maruz bırakarak yanına teyip açın. Mesela diyorlar ki Hint değil bir bebek Hintçenin bu Sanskritçenin falan çok zor. Sadece orada doğanların yapabileceği böyle çok ufak ses farklılıkları varmış. Öyle hocamız anlatmıştı. E, gelişim psikolojisinde. Bu bebeğe bunu maruz bırakıyorlar. Sadece kaset açıyor. Bebek onu öğreniyor. Büyüdüğünde öğrenebiliyor. O anda öyle bir evre var. Böyle bir nasıl diyeyim çimentonun şey olma taşlaşmadı hani hala çimento yaş diyeyim. O arada Allah Allah. birden fazla bir sürü dili öğrenebiliyor. Hepsine kapasite açık. Hmm. Ve biz bunu nörolojik olarak da biliyoruz. 2 yaşına kadar çocukların hmm. de fazla nöron vardır. Mesela nöron bağlantıları çok büyüktür. Çok fazladır. Hmm. Böyle şey e, böyle karışmış saç gibi düşünsünler böyle hani iç içe çok karmaşıktır. Bizim büyüklerin beyninden daha çok nöron bağlantısı vardır. 2 hmm. yaşına kadar e, i̇ki yaşına kadar bu, iki yaşına sonra diyeyim daha doğrusu azalmaya başlıyor. Buna pruning diyorlar, budama diyorlar. Beyin bakıyor, burayı kullanmadın, atalım. bura lazım olmadı, atalım. Yani her şey yapabilecek, her şeyi öğrenebilecek kapasiteyle geliyor. O i̇lk iki yılda öğrendiklerini alıyor. Tamam diyor, <laughs> bunlara lazım, bunları kapattım. Kapatıyor, yolları Bugünkü halimize geliyor. Tabii devam ediyor yine değişim. Hani bitmiyor, yanlış evet. ama o ilk iki yaştaki nöronal Ağlar çok üst düzeyde yani. Büyüklere göre. yaşı Bizim yaşımıza göre. Ya ben kızıma o zaman ne yaptım Cevdet Hocam? Ben kızıma <laughs> iki yaşına kadar Migos dinlettim. <gülüyor> <gülüyor> Migos ne hocam? Ağır rap yani. Trap müzik eyvah, dinlettim eyvah. sürekli. <laughs> Ve aynı zamanda da K-pop dinlettim. Albümlerce K-pop. Bu çocuk ileride ne olacak? <laughs> ben ne Hayır hocam bu? şey dediniz siz bir yayında. Bakın ben ta dikkatli takipçim. Her videonuzu izlemedim. Amin. İzlediklerimi iyi bilirim ama. Şey evet. dediniz uyumayınca Münir Nurettin açıyordum uyutmak için dediniz. Evet. O da var bir şey. onu da unutmayalım. Var. Çok karışık o da var. canım. Ben neyden evet. zevk alıyorsam sonuçta sürekli maruz evet. kaldı aslında. Çok karmaşık bir dünyası var. Yani şeyi var. öğrenmiştir. Sevip sevmeme değişiyor Hı. hocam. Bazen bıktırabiliyorum. Mesela sizin belki banmayı sevmemeniz annenizin çok sevmesi. Size belki Hı. yedirmeye zorladı. Bir şey oldu yani böyle Aynen. hadi oğlum ya ondan o olabilir. Bazen de o değişir. Sevip sevmeme değil de Kesinlikle kızınız belki K-pop'un içindeki bilmiyorum hani alanım değil o sessel şeyleri algılayabiliyordur. Trap'in bir şeyini biliyordur bizden. Hani, ama böyle içgüdüsel olarak ya da Mün Nurettin'den o makamsal farklılıkları daha iyi hassas algılayabiliyordur. Bu araştırma bize onu söylüyor aslında. Yani hmm. implicit learning deniyor bunu örtük öğrenme Türkçesi. Yani hmm. anlamadan sadece maruz kalarak öğrenme. Müthiş müthiş bir konu bu. Ee, buna bayıldım. Çok teşekkür ederim hocam. Süpersiniz. Şimdi o kadar çok e, soru var başladı ki ve güzel sorular. Ben benim sevdiğim e, seyirci her zaman e, böyle kaliteli sorulardan e, gereksiz şeylerden uzak, e, keyifli 10 tane soru sorar ama onu da birbirinden keyifli olan seyircidir. Ben, bu gecelerde her zaman böyle seyirciyle karşılaşıyorum. Onlara hepsine teşekkür ederim. E, bakalım şimdi neler var popüler kültürde iyi var. Şunu bir alalım bakalım. Bir bakalım en azından. Sizce popüler kültürde iyi müzik yapmak ne kadar önemli? İyi müzik yapıp kaliteli bir şarkıcı olmak mı yoksa trap müzikler yapıp moda uymak mı? Bu psikolojinin konusuna girmiyor. Psikolojiyle ilgili sorular soralım. Ee, bakalım hocam ben akşamları mutlu olmak istiyorum fakat ruhum, zihnim acıya sürüklüyor beni. Akşamları nerede Hicaz Taksim, Uşak Kaside varsa oraya sürükleniyorum. <laughs> akşamları ne yapacağım lütfen tavsiye verin. Buyurun size soru. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Şimdi e, şeye çok dikkat ediyorum. Şu klinik psikoloji ya yani klinik psikoloğu yani nedir? Aynı psikiyatri gibi bizde hastalıklar, psikolojik bozukluklar, bazen bozukluk olmasa da hani insanlara yardım edelim, danışanlarım var Hollanda'dan, Türkiye'den. E, şimdi bir psikoterapi şeyine dönemez. Yayında olmaz bu. Yani kişisel birine bir tavsiye veremeyiz. O yüzden genele alacağım bunu ben. Şu olabilir böyle bir durumda e, bu tarz. Akşam olmaz sabah olur bir mekan olur bir kişi olur bunlar tetikleyiciler aslında yani hmm. size bir şeyi hatırlatıyor bilinç dışında bilinçaltı demem özellikle bilinç dışında yani siz anlamadan arkada gerçekleşen bir süreç bir şeyi hatırlatıyor daha önce üzüldüğünüz akşamları size üzen hakikaten belki bir şey var ne? eve dönmek yorgun olmak bir sürü o size aynı birkaç soru önce cevapladığımız gibi beyin üzülmek istiyor. E, uşak müzik işte Hicaz Taksim de üzüntünün normal olması sadece ben üzülmüyorum Bilmiyorum. ifade ise asıl sağlıklı bir şey kişi bundan memnun değil gibi anlıyorum Hüseyin Bey memnun değil e, öyleyse ne olmaz? <laughs> Öyle lan işte... yorulmuş artık her gece yani <laughs> öyleyse şunu yapabilir e, nasıl bir şey yapalım oraya duygularla ihtiyaçları bağlayabilir. Bakın bu benim çok bir böyle mind blown yapmıştı. Şema terapi öğrenirken orada anlatmışlardı. Hmm. Duyguları biz bazen bize çok sorun yaratıyor ya duygular. Şimdi mesela ilginç bir şey diyeceğim. Yayında da kayda geçsin. Ben hep yayınlarımda derim Twitch'te. İnsan rasyonel bir canlı değildir. Yani insan rasyonel karar almaz aslında. İnsanın davranışlarına yönlendiren şey birçok araştırma gösteriyor ki duygulardır. Yani biz bir eylem yaparken, birine bir şey söylerken bir şey satın alırken duygularımıza göre karar veririz. İşte marketing, pazarlama dedim ya bu bilgiler orada da çok önemli. Niye? Hı hı. Satın alacağınız güzel alışveriş yapılan yerde böyle dıptız dıp müzik çalar Hicaz Taksim Doğru. çalmaz yani. hani Doğru. Daha çok alışveriş yaptırır. <gülüyor> <gülüyor> yani. ya, olay yani. bu. Güzel. Burger King'den mesela. <laughs> değil mi? Yani onların onlar çok iyi biliyor yani nöro pazarlama falan. Şimdi eee şunu fark etmek. Biz, biz, duygular çok önemli. Oraya geleceğim. Duyguları biz bazen nasıl çözeceğim? Ne yapacağım? Yaşayayım mı? Yaşamayayım mı? Kötü duygu aman bastırayım falan yapıyoruz ama hmm. şunu fark edince bir çıt rahatlıyoruz. Bunu bize aslında şeyler öğretiyor biraz. Bu mindfulness, zen budistleri de öğretiyor. Diyor ki hmm. bir sen bir ne bileyim bir, bir telsin. E, telefon teli, telgraf teli. Heh, telgrafın bir telisin. Bu tele bir kuş konuyor, biraz duruyor, uçup gidiyor. O kuş duygudur diyor aslında. Yani üzüntü geliyor, konuyor, sen üzgün hissediyorsun, sonra gidiyor. O kuş orada sonsuza kadar kalamaz. Duygu bir reaksiyon, bir beynin verdiği bir şey. Sürekli üzgün olamazsınız. Hmm. Bakın o çok ilginç bir şeydir, dikkat edin. Duygu durumunuz, yani haleti ruhiyeniz, mood deriz biz. Duygu durum, mood, haleti ruhi. Genel olarak böyle düşük olabilir. Okey, o başka hmm. bir şey ama üzülüyorum. Şu an duyguyu hissediyorum. Uzun süre yaşayamazsınız. Bir süre sonra Doğru. biter. Mutluluk da öyle. Her duygu için. Dolayısıyla biz burada şunu düşünmek lazım. Bu geldi. Bana bir mesaj verdi bu kuş. Uçtu gitti. Bizim oradaki vereceği mesaj ne biliyor musunuz? Bize duygular ihtiyaçlarımızın pusulasıdır aslında. Yani biz şunu ise üzgün olduğunuzda size bir ihtiyacın var. Ona Yönel onu yerine getir. Onu karşıla diyor Hüseyin hmm. Bey'e o üzgünlük. Diyor ki belki Aynen. üzgünsün. Ne var onun için Biraz düşünsün. Yorgunluk mu var? Kırgınlık mı var? Ne var yani? Acı bir bir şeyleri, Bir sürü sebep olabilir üzülmek için. Onun yerine diyelim ki örnek vermek istiyorum. Hani tahmin değil. Diyelim ki yorgunluk var. Ha yorgunsam neye ihtiyacım var? Dinlenmeye ihtiyacım var. Ne yapabilirim dinlenmek için? dinlendiğinizde göreceksiniz ki o duygular daha az gelecek eğer sebebi oysa çünkü mesaj yerine ulaştı bir daha bir daha size hatırlatmasına gerek yok beynin üzüldün aldım mesajını ihtiyacım bu ona yöneldim ihtiyacımı karşıladım geçti bu kadar basit ne acayip şimdi buradan bir bestecinin hayatına çok rahat giriş yapabiliriz aslında evet. bazı besteci ki bence çoğunluk besteci mutlulukla alakalı beste yapmaz yani bütün bestecilerin kariyerinde %60'ı, %70'i acı anlatır. Hüzün anlatır, romantizm anlatır, mutluluk, mutsuzluk, kayıplar hep bunları anlatan hikayeler anlatır. Yani duygu durumu o sırada bir şey üretmeye doğru insanı nasıl götürür hocam? Yani bir, nasıl bir şey bu? Nasıl bir reaksiyon ki bu? Hani mesela annem bana şöyle derdi. Oğlum senin hayatında tek bir ilacın var. Hiç korkma. Müzik senin ilacın. Senin başına bir şey gelse de sen müzikle kendini tedavi edebilirsin. Ona bir şeyler ürettirerek, ona atarak suçu yani veya onun üzerinden gibi. Bu nasıl bir duygulanma şeklidir? Nasıl bir iletişim biçimidir? Yani hocam her tarz sanatta, her çeşit sanatta, her çeşit ifade de yani konuşma olur, belagat olur, müzik olur, resim her çeşit sanatta bir ifade vardır. Duygular ifade edilmek ister zaten. Yani hmm. bazen bir duygunun ee, size bir mesajı vardır. Bazen de karşı tarafı mesajı olabilir. Şimdi öfkeyi ele alalım. Öfkeyi biz sevmiyoruz değil mi? Yani çok sevilen bir duygu değil. Duygular evet. içerisinde. İşte niye? Ee, saldırganlığa yol açıyoruz. Ama aslında bakıldığında bize eğer öfkemiz olmasaydı öyle diyeyim biz evrimsel olarak bugüne gelemeyecektik. Hayatta kalımla, hayat kalımla alakalı bir şey. Ya da ta daha aslında doğru diyelim evrimsel olarak e öfke duygusuna sahip olan Homo sapiensler ya da homininler insan türleri diğerlerine göre bir avantaja sahipmiş ki bu öfke ya da bir dezavantaja sahip değilmiş yani zararı yokmuş ya da en azından onlar hayatta kalmış öfke duygusuna sahip olmayanlar ölmüş soyları tükenmiş be, diyebiliriz basitçe. E neden sınırları korumak hocam yani biri bana saldırdığında hakaret ettiğinde bir şey olduğunda o öfke bizi ne yapıyor? Adrenalin kaslara kuvvet gidiyor kaçacağım savaşacağım saklanacağım neyse o o an adrenalin stres yani bir sürü şey içinde sınır aşımını engeller öfke. Fiziksel öfke de, duygusal öfke de budur. Yani birisi sizi işte ittirip kaktırdığında siz de onu itersiniz. Nedir? Benim bana sağ yani benim fiziksel bütünlüğüme zarar verme. Duygusal olarak da hakaret edildiğinde öfkeleniriz, biz de öfkeyle cevap veririz. Yani o mantık. Ee, bazen işte o dışarıya ifade edilmesi gereken duyguları etmediğimizde yine bir yerden çıkar onlar ama Hoşunuza gitmeyecek taraflardan çıkabilir. Yani bedensel şeylerle çıkabilir. O da hmm. normaldir. Anormal değildir ama fazlaca olabilir. Zarar verebilir. Kabuslar görebiliriz. Mesela hmm. başka birine sinirlenip ötekine atabiliriz. Kendi hmm. muhatabına değil de işte patrona sinirlenip. Başka birine. Tabii. Gibi. Bunların yerine şarkı söylemek, şarkı yazmak, beste yapmak müthiş bir ifade şekli. O duygu, duygusal enerji diyelim. Hani öyle bakalım. Öyle bir şey yok ama ben öyle örnek veriyorum. Elektrik gibi düşün. Onu sözlere aktarıyorum gidiyor. Mesela şeyin Candan Erçetin'in Git diye bir şarkısı vardı. Yorum evet. Bestesi onun mu bilmiyorum. şiirde eski bir şiire ait. Yani bir şaire ait. Müthiş. Ben mesela öfkeli olduğumda onu açar. Bazen çünkü hocanıza öfkeleniyorsun. Söyleyemiyorsun. Cime söyleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Şarkıyı söylüyorum rahatlatıyor çünkü o öfkeyi ifade ediyor mesela. Hmm. Yine benim bu listelerimden biri öfkeli çocuk diye bir listem vardır benim. Yani oh. Çocuk öfkesi. Orada böyle bu tarz şarkılar vardır. Hani böyle öfkeli şarkılar da var az buz değil. Onları dinlerim, dinlerken söylerim, ifade ederim. Aynı o mantık yani üretmek ve şarkı söylemek o mantık. Mesela bir örnek vereceğim. Ee, İngiltere'de bir araştırma yapıldı 2015'te. Union Chapel diye bir yer var Londra'da. Burada koro sahneye çıkıyor. Hı -hı. Sahneye çıkmadan önce bu kişilerin tükürük örneğini alıyorlar. Tükürükten kortizol dediğimiz bir hormon var. Stres Hı -hı. seviyesini biyolojik olarak gösteren bir hormon. E, bunu alıyorlar. Bir de şarkı söylediklerinden sonra alıyorlar. Sahneye çıktıktan sonra alıyorlar. Ne olmuştur sizce? Stres artmış mıdır, azalmış mıdır? Azalmıştır. Evet hocam. Azaldığını buluyorlar. Yani biyolojik olarak bunun kanıtını buluyorlar. Hayır, bu kanıt araştırmayı biliyorlar. Evet, şöyle hmm. düşünebiliriz. Belki sahneye çıkmak, o adrenalin bu da olabilir. Belki şarkı söylemek bu da olabilir. O zaman şöyle bir araştırma yapmışlar başka birileri Almanya'da. Kora'da hmm. dinlemekle söylemek arasındaki farkı yapmışlar. Yani acaba söylemek mi marifet yoksa sahneye çıkmak mı diye. A -a. Bir hafta arayla provalardan önce şarkı şeyden sonra di 60 dakika sonra tükürük örneği alıyorlar. İki grup. Kimisi sadece çıkıyor, dinliyor, oturuyor. Kimisi çıkıyor konuda şarkı söylüyor, iki grup. Hı -hı. İkisinden Hı -hı. de çıkmadan önce alıyorlar, bittikten de 60 dakika sonra alıyor Çünkü bir siz çok iyi bilirsiniz, sahneye çıktıktan sonra böyle bir ad devam eder o kalp çok yukarıda. Sonra kaldı. iner. Onun için bir 60 dakika sonra alıyorlar ve stresi azaltıyor. Hı -hı. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiriyor şarkı söylüyor. Hadi canım. Evet. Çok kesin Hadi bir diyorgu ama iyi iyi geldiğini buluyorlar. Ee, çok ilginç mesela müzik dinlemek de stres azaltıyor. Ama müzik dinlemek bağışıklığı arttırmıyor. Sadece şarkı söylemek bağışıklığı arttırıyor. Mesela onu bulmuşlar. Allah. Konu başlığımız geldi. <laughs> söyleyin yani şarkı söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok bayıldım ya. İyi ki buradasınız. Valla şahane. <laughs> Şimdi burada sorular çok ama bizim burada Özgün'ümüz var, Nurcan'ımız var, Elif'imiz var. Eminim Özgün'ün de sorusu vardır hocam. Çünkü evet, Özgün ses, ses, ses bu geceyi biliyorlar. bilenerek bekliyordu. Onun çok kritik bir 27'ler sorusu olabilir. Bilmiyorum kendi keyfi. Özgüncüm mikrofonu sana bırakayım. Evet ee, hocam. Cevdet Siz hocam iyice. Gayet iyi geliyor. Ee, ben sorunu sormanı rica edeceğim. Sohbetimize <laughs> sen de katıl. El benim. Ee, merak ettiğim iki soru var hocam. İlk önce şunu soracağım, biliyorsunuz hocam biz işte e, ders çalışırken ya da işte kafamızı boşaltmak isterken ya da alışverişe çıktığımızda ya müzik dinleriz kendi isteğimizde ya da müziğe maruz bırakılırız. Ama bu aynı zamanda davranışımızı etkiler mi? Aynı zamanda da mesela alışveriş yaparken çalınan bir müzik bizim e, davranışımızı kontrol edebilir mi? ettirebilir hmm. mi? Şimdi müziğin hocam sorunuz için çok teşekkürler. Müziğin e, davranışlarımıza etkisi var. Çünkü duygularımıza etkisi var. Demin ne de dediğim gibi duygu değiştiğinde davranış da değişiyor. Şimdi e, dedim ya işte Hicaz Taksim çalmıyor da dıptız dıptız müzik çalıyor ya da mutlu edici, enerjize edici müzik çalıyor. Çünkü biz onu aldığımızda şey oluyoruz. Okey her şey yolunda. Hani bu, bu parayı ben fatura ödemeyeceğim belki alırım. Bunu, bu param var hani hani almayacaksak bile aldırma motivasyonu hani yapıyor ama <laughs> değil mi yani şey olsa mesela <laughs> hani böyle ne bileyim işte Timur Selçuk şey şarkısı vardır mesela çok güzel. Ekonomik tıkırında diye bir şarkı vardır evet çok güzel onu çalsa mesela <laughs> alır mısınız <laughs> yani mesela, yani hani Kesinlikle etkisi var. Onu söyleyeyim. Hı -hı. Davranışımızı etkiliyor ama bu şey değil. Hipnotize ediyor bizi. Biz Hı -hı. farkında olmuyoruz değil. Ne kadar farkında olursa bugün yayınları bu gibi yayınları yapmak. Psikoloji okur yazarlığına sahip olma. Yani psikolog olmak değil. Makale Hı -hı. okuyun demiyor ama biraz bu bilgilere sahip olmak şeyi öğretir Hı -hı. size. Beni nasıl Tonga'ya getiriliyorum ben Hı -hı. bir şey alırken, ederken. Hı -hı. En basit, en kadim yöntem maruz bırakmak. O kadar Hı -hı. çok reklamda bir şey duyuyorsunuz ki... Rafa geldiğinizde iki şey arasında bu daha tanıdık geliyor çünkü daha çok duymuşsunuz. Diyor ki yani hiç bilmediğim bir şey alacağım ama bunu en azından duydum. Şöyle bir etki var, sleeper effect deniyor buna. Bir süre sonra bu duyduğunuz bilgiyle bilgiyi kimden duyduğunuz arasındaki ilişki kayboluyor. Yani Oo. şöyle anlatayım. Diyelim ki size düşman bir yani düş olmadı. Nasıl anlatalım? Diyelim ki bunu politik bir şeyde yapmışlar, oradan anlatacağım. Desteklemediğiniz karşı olduğunuz bir partinin lideri konuşma yapıyor. Bunu evet. dinliyorsunuz. Sonra zaman geçtikten sonra bir bilgi veriyor orada, bir şey söylüyor. O bilgi sizin aklınızda var ama o bilginin nereden geldiği yok. Yani o karşı okay. olduğunuz kişiden geldiğini hatırlıyor Böyle bir bilgi var sadece aklınızda. <laughs> Aradaki şey kopuklaşıyor. O yüzden Aha. diyorsunuz ki ben bunu biliyorum. Bir yerden biliyorum ama doğru geliyor. Niye komplolar hızlı yayılıyor? Yani niye işte Bill Gates <laughs> çip takacakmış? Belki bunu duyduğu kişiye göre hani söyleyen kişi de önemlidir ya. Önem evet. yok Twitter'dan duydu, X, Y, Z'den duydu. Bir süre sonra bilgi kalıyor aklında. de böyle bir bilgi var diyor. E, satın almayı da o şekilde etkiliyor e, hocam. Bilmiyorum Özgün hocam cevap oldu mu? Sorunuza. Evet hocam yani ya zaten sormak istediğim buydu. Davranışımızı <laughs> kontrol edebilirler mi müzikle diye? Bir Özgün hocam, şimdi, şimdi. <laughs> şu 27'leri sor artık Allah rızası için. Tabii. Çatlayacağım. Şimdi... <laughs> 27'ler kulübü diye biliyorsunuz hocam işte. 27 yaşında e, intihar eden bir sürü şarkıcı var. Hatta <laughs> benim e, çok sevdiğim Dalida. İşte Mısır İtalyan asıllı bir şarkıcıdır. Fransa'nın tarihinin en iyi pop şarkıcısıdır. Kariyerinin zirvesindeyken ve 150 milyon plak satıyorken kariyerinin zirvesinde intihar etmiştir kendi isteğiyle. Şimdi <laughs> sanatçıları... Ee, bu 27'ler kulübünden böyle ayırırsak, yani 27 yaş olarak sormuyorum. Genel anlamda, yani Hı -hı. müzik e, yapıyorken, yani sevdikleri bir işi yapıyorken, sahnedelerken ve halkın hala da teveccühü onların üzerindeyken neden intihara sürükleniyorlar? Ya da neden Britney Spears gibi tükenmişlik sendromuna maruz kalıyorlar? Bunu etkileyen faktörler nelerdir sizce hocam? Çok güzel bir soru hocam. Burada biraz kopya çektim, yani şöyle... Ee, YouTube'a baktım gelen sorulara. Bu soru yazılıydı. Birisi yani siz ya siz sordunuz ya birisi daha sormuş. Dedim ki bu 27'ler kulübünle ilgili araştırma yoktur ya. Ama bir bakayım dedim. Hani bilgiyle geleyim. Çünkü Juh -juh. tahmin üreteceğime daha iyi. Varmış. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> ee, British Medical Journal'da 2011'de bu BMJ'nin önemli bir tıp dergisi bu. British Medical Journal. Christmas editionları oluyor. Yılbaşında bunlar şey konuları kabul ediyorlar. böyle yani Tıbbi tıbbi değil de daha böyle genel konuları. Mesela şey vardı. Hmm. Gollum'un psikolojisi vardı. öyle bir makale. Oo, Biz onun yayınını da yaptık konu. sonra. Nefis konu. Bu da öyle 27'ler kulübü diye bir şey var mı diye doktorlar bir araya gelip ciddi araştırmasını yapmış. yani Konuları sadece e, komikli. Hmm. Araştırmanın metodolojisi güzel. Hmm. Yapmışlar 27'ler kulübüyle. İngiltere'de yapmışlar. İstatiste olarak şunu bulmuşlar. Aslında daha çok 27 değil 25 ve 32 yaşlarında pik yapıyor Aa. ölümler. 27 ile ilgisi yok. Bu 27 olayının kalması akılda demin anlattığım olayla çok alakalı. E, ünlü insanlar çok daha dişe dokunur akılda daha kalıcı insanlarda böyle arka arkaya 27 olduğunu bizim aklımıza 27'de bir şey varmış gibi bir şey oluyor. 27'ler kulübü diye bir fenomen ortaya çıkıyor. Fakat şunu söyleyeyim. Özgün Hoca'nın sorusu çok güzel. Ben de oraya gelecektim. Genel olarak zaten genç müzisyenlerin hocam genel nüfusa göre müzisyen olmayan herhangi hepimize nüfusa göre ölüm oranı daha fazla ne yazık ki hmm. bunu da şuna bağlıyorlar alkol ve uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucudan özellikle altın vuruş overdose yapma özellikle alkolle birlikte kullanmanın bunda çok etkisi olduğunu e, savunuyorlar e, şeyle ilgili aynı şeyi şuraya da vurabiliriz psikolojik olarak da e, o ünü taşımak o ünü kaldırabilmek zor aslında baktığınızda bunlarla yapıyorlar yani aslında bu kişilerle ilgili değil genel olarak müzisyen olmak belki diğer sanatçı gruplarına yapılsa da çıkacaktır ama genel olarak genç ve çok büyük üne sahip olmak müzisyenlerde bu ölüm oranı daha fazla belki finansal sebepler de olabilir hani ünlü olmayan genç müzisyenler maddi hmm. sebepleri de olabilir ama genel olarak bu sebeplerden ötürü daha fazla ölüm oranı vay be ne kadar ilginç bir bilgi ya yani insan düşünüyor başka bir yaş grubuna ait ve tabii ki bizim yayınlarda en çok konuştuğumuz şeylerden biri işte alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı bunları çok sık bahsediyoruz fakat insanlar galiba hocam o söylediğiniz şey var yani bir bilgi alıyorsunuz fakat sonra nereden aldığınızı unutuyorsunuz. Belki doğruluğu yanlışlığı bile artık tartışılır hale geliyor. Yani kulaktan kulağa söylemek gibi bir hayal duyuyorsunuz. Yani uyuşturucu kullanmak ya ne olacak ki işte Amerikalı şarkıcı da kullanıyor baba yani görüyorsun hmm. hayatını. Ya işte sigara kullanıyor ya ne olacak ki bilmem ne de kullanıyor. Yani o yatsıma o kendinden uzak tutma hani asla bende böyle bir şey olamaz ki. Hissi aslında bilimsel olarak kesinlikle bir yalan hayal. Yani evet. bütün e, bu tür risklere kendinizi... Açık bulduğunuz bir sistematiğin içine sokuyorsunuz. Zararlı alışkanlıkları yoğun ağır kullandığınız zaman 26-32 dediniz değil mi? Bu risk yaşlarına. 25 ve 32'de pik yapıyormuş. O araştırmada bulunan o. 27 25. De değil mesela. 25 ve 32. Çok ilginç bir istatistik. Çok ilginç bir istatistik. Yani hakikaten şaşırtıcı. Ee... Sırf İngiltere için ama bu hocam. Bunu da söyleyeyim. Yani araştırmalara Hı. biraz şey de bakmak lazım. Yani ne? ülke bazlı. Bu İngiltere'dekine bunu genelleyebiliriz. Sizin dediğiniz aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu alkol, Hı -hı. sigara dediniz ve bilgiler Hı -hı. kalıyor. Bilin camiasının oluyor. Bir kardiyoloji Hı -hı. araştırması yapılmış. Çok 70'lerden bir yerde 80'lerde demiş ki az miktarda alkol, işte şarap, kırmızı şarap kalbe iyi geliyor. İşte evet. e, hatta işte Akdeniz ikliminde bakın daha az kalp hastalıkları. Uzun yaşayan yerler işte hep soruyorlar. Günde bir çarap, kadeh şarap içerdim falan. Hocam on, o araştırmadan sonra gelen bütün araştırmalarda şu bulunuyor. Ne kadar alkol içerseniz o kadar zararlı. Yani azı zararsız diye bir şey yok. Hatta azı Şaka. yararlı diye de bir şey yok. Yani bir bir kadeh içerseniz bir kadeh zarar, iki kadeh içerseniz iki kadeh zarar. Bu epidemiyolog olarak söylüyorum bunu, psikolog olarak söylemiyorum. Bu çok net bir bilgi. Yani sigara akciğer kanseri yapar gibi artık sorgulanmayan derste falan örnek verilen bir bilgi alkol yani çok net. Onu da söyleyeyim buradan belki işte bu bu bilgi var akıllarında birilerine hani lazımsa söyle yani Azı çoğu yok. Bir kadehse bir kadeh zarar. On kadehse on kadeh zarar. Ya muhteşem bir şey. Mesela şöyle bir hikaye vardır. Aslında burada biz müzisyen dostlarla bizleyenlerin de birçok kişinin ve bu daha sonra izleyecek kişilerin de gerçekten müzisyen ve şarkıcı olduğunda varsayarak her zaman konuşuyorum ki kanalımızın zaten yapısı bu. Mesela şöyle bir e, psikoloji var. Bence bu psikoloji çünkü. E, bağımlılıklar da çünkü psikolojinin konusunda e, önemli bir yere sahip. Bir arkadaşım sahneye çıkmadan önce hiçbir zaman bir şey içmezdi. Fakat çok yorgun bir gece kendini hiç iyi hissetmiyor ve seyirci çıkmak istediği mekan hiç bulunmak istediği bir yer değil. E, diyor ki bir kadeh bir şey alayım hani en azından kendim keyifleneyim kendi modumda söyleyeyim. Diğer gece de aynısını yapıyor. Beşinci gece aynısını yapıyor. Hafta, ay ve bir süre sonra bir kadeh, iki kadehe, iki kadeh, dört kadehe, dört kadeh, bir şişeye bir şişe iki şişeye yani artık bir süre sonra ciddi bir bağımlılık haline kadar gidene kadar bu yolculuk devam ediyor. Bu çok ilginç bir psikoloji değil mi? Ben birçok müzisyenin birçok sadece şarkı söyleyen kişiden bahsetmiyorum. Müzik yapan kişinin de bundan müzdarip olduğunu düşünüyorum. Ee, ve en sonunda arkadaşım bütün hani ben artık sahneye çıkmadan önce asla bir şey içmeyeceğim noktasına gelip tamamen Yatsımak zorunda, atmak zorunda kaldı başından. Çünkü baktı ki alkolik olmaya başlamış artık. İçmeden çıkamıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Fikirlerinizi merak Hocam, ediyorum. Bu şey de çok güzel bir soru. Bu deminkinde de dedik ki hani genç müzisyenler niye ölüyor? Alkol, sigara, uyuşturucu vesaire. So sosyal çok büyük bir faktör var. Yani Hı. şimdi müzik yapılan mekanlar, alkollü mekanlar hazır zaten Hı -hı. yani. Hı -hı. E, o çevrede böyle bir bir algı var. Niye niye böyle bir algı var? Mesela yani bir şekilde gelmiş. Dünyada da var. Mesela şeyde bile Amsterdam'da falan Hollanda'da zamanında temiz su bulamadıkları için bayağı e? çünkü suyu dezenfekte etmek çok pahalı, çok zor bir şey ve bayağı ya, ölüyorlar. Işte. Yani o mikroptan ölüyorsunuz o zaman. Evet. Orta çağda neyle bunu dezenfekte biz alkole çevirirsek biz bunu fermante edersek temiz kalıyor. Bira bozulmuyor. Şarap bozulmuyor. Bunun için Değil dönüşüyor. Mi? Aa, ama Değil bir de yan ikincil kazanç da var. Tamam. Bakteri yok. İçince de ehli keyif oluyor. Çakır keyif oluyor. Okey hop. Ondan sonra bunların kültürlerine mesela batı kültürüne çok yerleşmiş bir şey. Yani fotoğraflarında her yerlerinde her kutlamalarında var mesela. Ama ara aynı araştırmalar diyor ki zararlı mesela. Hani aynı mantıkla bakarsak. Biraz kültürel bir şey. Mesela şeye baktığınızda Galiba uzak doğuda Çok bazı iyi. ülkede genetik olarak onların e, birçoğunda genetik olarak bu alkolü e, karaciğerde parçalayan yani alınan alkolü direkt alkol beyne gitmiyor alıyoruz birkaç parça enzimle bir metabolize ediliyor bir başka bir forma geçiyor o form gidip beyne bağlanınca o alkol etkisini yapıyor bizi sarhoş ediyor Hı -hı. onu e, kıracak parçalayacak bir enzim var onların bazılarında o enzim yok o yüzden oh. onlar e, sarhoş olamıyorlar ya da böyle alerjik bir şey oluyor. İçemiyorlar yani alkol. O kültürde yok mesela alkol. Yani çok kültürel bir şey. Şimdi geri dönüyorum sizin dediğinize. <laughs> bu mekanlarda biri içiyordur. Ya iç sen de iç. Niye içmiyorsun? Niye içmiyorsun sorusu vardır mesela. Yani bu şeylerin bırakmak için uğraşan alkoliklerin en çok sıkıntı yaşadıkları bu. Niye içmiyorsun? Hmm. iç Yani bir, sende bir gariplik var içmiyorsan. Hani gibi bir hmm. şey var. Bunlar işte çekiyor insanlar hocam. Bu var aslında. Yani sosyal çok büyük bir e, nasıl diyeyim? Fa farkı var. Birincisi bu. İkincisi bütün bağımlılıklarda. Biz mesela şu an şeyde biliyoruz. Psikolojik olarak alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı gibi madde bağımlılıkları, sigara. Mesela en büyük legal bağımlılık nedir? Legal olan e, bağımlılık. Ne sigara bence yani net. Sayı olarak düşünün, kişi sayısı olarak düşünün, hmm. hangi maddedir Telefon mudur acaba? Hayır, hayır. Madde, madde madde. Yediğimiz <laughs> içtiğimiz ya da aldığımız bir madde olacak. Şeker şeker mi yani nedir Değil, siz? Değil, şeker bağımlılık yapmıyor. Hmm. Ne biliyor musunuz? Kahve. Kahve. Aa kafey. ilginç. Dünyada sudan daha çok kahve içiliyor. Birincisi kahve, sonra su. İkincisi su diyebiliyorum yani şey olarak miktar olarak. Kafein çok yasal fakat nikotinle aynı grupta yer alan kafein, nikotin oradan düşünün. Aynı gruptalar o maddeler. ikisi de Hı. psikostimülen yani beyni aktive eden, si, e, nasıl diyeyim aktivitesini hızlandıran, dikkati arttıran, evet. işte ne bileyim damarları daraltıp tansiyonu arttıran, enerji veren falan filan maddeler bunlar ikisi de. Psikoaktif madde, nikotinin biz başka zararları var. İşte sigarayla alındığı için kafein Aynen. o kadar zararlı değil. Hatta ömrü uzatıyor belli bir 4-5 bardağı kadar günde. Alabiliyoruz. Şimdi bütün hepsinde bunları koyalım. Bunlar madde. Bir de hocam ne var biliyor musunuz? Davranışsal bağımlılıklar var. Kumar bağımlılığının şu an teşhisi var. Yani bir doktor size teşhis olarak koyabiliyor. Ya yakın zamanda internet oyun bağımlılığı geldi. Bu var. 1-2 bir, bir yıl sonra da telefon bağımlılığı çıkar. Yani smartphone addiction diye çıkacaktır. Daha çıkmadı ama yakın yani. Şimdi bunlar da şunu fark ediyor uzmanlar. Başta değil mi striatum'da dopamin. Bağımlılıklardaki bölge. Hı, hı. Aynı yer çalışıyor. İster bunu kafeinle uyarın, of. ister eroinle uyarın, ister kumarla uyarın, ister bilgisayar oyunuyla uyarın. Orada sıkıntı var. Orası çalışıyor, ödül veriyor. Bu ödülde şöyle bir bit yeniği var. Sıkıntı o. Oraya geleceğim. Bütün hı. bağımlılıklarda tolerans diye bir şey var hocam. Hepsinde. Bağımlılık olması için bunun olması lazım. Tolerans hı. ne biliyor musunuz? Neyin ne? diyor ki? Sen diyor bir aktiviteyi mutluluk olur, üzüntü olur, artı olur, eksi olur ne olursa olsun fazla yapmaman lazım. Ben dengede kalmam lazım. Çok yükseği Aa. de beni öldürür. Yani zevkten ölmek de var. Üzüntüden ölmek de var. Bunu yapmamak lazım diyor. Dengelemeye çalışıyor. Dengelemeyi nasıl yapıyor biliyor musunuz? İki nöron arasında kimyasallar, işte hormonlar atılıyor. Bu nörondan çıkıyor. Bu nörona bağlanıyor. Anahtar kilit gibi anahtarlara kilitlere bağlanıyor. Bağlandığı zaman bu nöronu uyarıyor. Öteki hı. sinyal aktarılmış oluyor. Dopamin geliyor buradan, salındı. Dopamin geldi buraya, bağlandı. Dopamin hı. belli sayıda dopamin bağlanınca bu atışa başladı. Ötekini aktardı. Böyle böyle gitti. Hı hı. Beyinde buradaki kapılar, reseptörler kapanıp açılabiliyor. Yani hı hı. çok fazla dopamin geldi, aşırı fazla geldi. Ben bunu kaldıramıyorum bünye olarak kapatıyor kapıları. İstediğin o, kadar o, dopamin o, o, gelsin. Gireceği anaht kilit yok. Şey delik yok. Anahtar var ama hı. delik yok. Bağlanamıyor. Bu şekilde bir tolerans geliştiriyor. Şimdi nereye bağlayacağım bunu? Alkol, sigara, kafein hepsinde oyun diğer bağımlılıklarda da biraz yaparsınız aldığınız zevk düşer. Evet, Aynı doğru. zevki almak için daha fazla yapmanız lazım. Aynı aa, zevki aa. daha fazla. Bu işte altın vuruşlara, alkolizme götüren şey bu. Bu aslında çok yararlı bir mekanizma insanlık için. Her şeyi evet. alışmamızı sebep oluyor. koronaya bile alıştık. Aynı şey Doğru. tolerans yani indiriyor. Ama bir yandan da böyle bir zararı var ee, bağımlılık gibi. İnsan e, beyninin bug'ları yani bunlar aslında. Aynen. Bir, öyle. bir problem var orada ve onu algılayamazsan kendine zarar vermeye başlıyorsun. Tamam Bir, bir, bir ya acayip bir şey. Baya beyin açtık hocam. Vallahi ben açık... <laughs> kafa çok açma şey... diyecekler bize. <laughs> yani açık söyleyeyim hani yani biz sizle böyle bir sohbet yapıyoruz. Ben bu sohbetleri zaman zaman yapmak isterim çünkü biz bunu 10 saat konuşsak da hiçbir şeye hani net bir binlerce soru çünkü bu konularda sorulabilir. Zaman zaman sizi davet etmek isterim. Vaktiniz hocam olduğunda... zevkli. Ben çok seviyorum çok sohbetinizi zevk. sizin her çok zaman. Çok zevkli, çok zevkli. <laughs> Şimdi e, birazcık daha sorulara bakalım, e, bakalım. E, Abi çok ilginç. Mesela bu hoş. Bu se. Hocam çoğu dinlediğim müzisyende bir naiflik ve davranışlarını, duygularını kontrol edebilen bir kişilik görüyorum. Şunu diyebilir miyiz? Müzik insanın karakteristik yapısını ve davranış biçimini etkiler. Ben bu senin sorusunu şöyle çevireyim. Müzik yapmak bir insanın karakterini nasıl etkiler? Yani Bu naif üretmek naif yani öğretmeni. şarkı söylemek, Ay. çalmak, bestelemek. Evet, tamam mı? Aslında belki Hı -hı. bir sanatçılığı da dahil edebiliriz. Genel Hı -hı. anlamda e, heykel yapmayı vesaire birçok şeyi de katabiliriz. Hani e, halk arasında sohbet ederken şey var ya o sanatçı tabii yani ince olacak, naif olacak derler ya. Çok güzel bunu basit bir formülle açıklarlar. Siz bunu bilimsel olarak nasıl kısaca tabii ki sonsuz bir cevabı var muhtemelen. <laughs> kısaca <da> nasıl? <sanat gülüyor> yani, gene Şöyle araştırma yok elimde bilmiyorum diyeyim ama tahmin yapayım. Ee, biraz şey gibi hocam dedik ya duygular ifade edebildiği için bu kişiler. Yani <laughs> şimdi naif olmayan naif diyor ya e, bu Hüseyin hanım. Yani naiflik davranışlarını kontrol eden. A, farkı ne? Yani müzisyeni diğerinden ayıran ne? Yani, kimle kıyaslıyoruz? Yani <laughs> grupta o sanatçı dediniz ya. Kıyasladığımız <laughs> kişiler siz ben. Yani siz siz sanatçısınız da hani hani Yo, Sıradan ben insanlar ben diyelim hani diyelim tamam, kıyasladı. Tamam. Şimdi bunlar ya duygularını ifade edemiyor da o öfkesini diline yansıyorsa, işte küfür ediyorsa örnek hmm. veriyorum. Şeyin bir çok güzel bir lafı var burada söylemek istiyorum bayıldım psikolojik bir laf değil. Müjdat Gezi'nin halası söylemiş bunu ondan alıntı. Küfür kalbin yelpazesidir dermiş Müjdat Gezi'nin halası çok beğendiğim <laughs> bir laf. <laughs> Ve onaylıyorum. Psikolog olarak onaylıyorum. Çünkü şey araştırmalar var. Çok küfür edenlerin aslında daha bu tarz şeylerde öfkesini yönetebildiğine dair araştırmalarda var. Aa. Bir tane öyle araştırma çıkmıştı. Daha zeki oldukları falan filan. Neyse. Aa. Belki onu yapıyor. Size o naif gelmiyor. Kontrol edemiyor gibi geliyor. Öteki buralardan atmak zorunda değil duygularını bestesiyle atmış. Müziğini yaparken atmış. O kağıt gibi olmuş. Süt liman olmuş. Yanınıza öyle gelmiş. O yüzden belki onların yanında naif olarak algılanıyor olabilir mi? benim ha, şeyim Haa güzel. Bir güzel. Duygularını çok bolca ifade edebilmek için hep pamuk gibi. Evet. Yani sinirinde anlatmış. Abi, çok güzel. Gerçekten bu bakış açısı çok iyi. İkinci bir fikir geldi aklıma hocam. Tamburi Cemil Bey biliyorsunuz. Çok mesela şey bir adammış. Depresif bir adammış anlatılana göre. Evet. Bazı kişiler için de ne depresif kişiler ya da içine kapanık kişiler aynı şey değil. Ama böyle anlatamayan, ifade edemeyen kişiler yani zaten yaratılış gereği naif olan kişiler kendini böyle ifade edemediği için müziğe vurup müziğiyle ifade ediyordur. Hmm. Ve biz onu aa bu müzisyen ve naif yan yana getirip kafamızda bağlamış olabiliriz. Anlatabildim mi? Yani zaten naiftir bu kişi. Naif olduğu için ifade edemediği için müzikle ifade ediyordur. Ama aslında sert görünümlü biridir. Yani yok, hayır. Kendi naiftir. Ama evet. naif olduğu için, ifade edemediği için müzik yapıyordur. mecburiyetten. Tambur Cemil Bey gibi. Mesela. Konuşmaz, anlatmaz bir adammış. Çok içine kapanık bir adammış. Hı -hı. Evet, 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 evet. evet. Testileriyle konuştuğu için yani şey gibi aynısının terse çevirdim. Yani naif olanlar müzik yapıyorsa ya öyle olursa diyelim. Müzik, müzik onların naif yapmıyorsa da gibi Mesela ben e, çok ilginç bir şey atıyorum, e, bir şarkıcı dinledim X diyelim mesela çok romantik müziği var. Karşılaşıyorsun Hı. kişiyle hiçbir romantizmle alakası yok, beton gibi bir tip e, soğuk espri <laughs> yani diyorsun ki yani bu nasıl bunu yapabiliyor bu romantizme sahip? Mesela bu bunun açıklaması olabilir mi? Evet, yani, Gözlemediğimiz yani, müziği anlatıyor evet, yani. Acaba? Utanıyor belki sizle. Yani socially awkward hani derler böyle garip sosyal sıkıntısı olan, iletişimde Hı. utangaçlığı olan insanlar orada devleşir mesela şey kimdi o? Ah, Avrupa Çok yakasındaki e, ismini unuttum oyuncunun. Yazsınlar. Neydi ya? E, Şayka karakterini, Şaykayı, işte Dilber Alay'ı oynayan. Özgün, özgün kimdir hemen şey, bilir. Kimdi oyuncu? Acayip mesela utangaç, konuşamıyor talk show'larda falan böyle kalıyor ama sahne rol verildiğinde devleşiyor uçuyor. Şey de öyledir. Engin Günaydın da öyledir mesela. Buran evet, 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 Karşı Karşılıklı için Çok utangaçtır. iki kelimeyi bir araya getiriyor ama role girdi mi Olağanüstü işte, şey bir şey öyle bir. yani asıl romantik yanını size diyemiyor. Çekiniyor yani, sosyal ilişkide. Şarkıdan veriyor. Bu yani, sanki böyle bir e, müzisyenin bestecinin çok temel kimyasıymış gibi geliyor. Çünkü ben çevremde konservatuar hayatımda gördüğüm müzisyenlerin aslında çoğunun e, ben dahil ifade edemediğimiz şeyleri müzikle anlattığımız bir dünyası vardır. Hani zamanla belki yaş ilerledikçe artık o kadar çok şeyi sosyal hayatında da yaşamaya başlıyorsun ki o da seni dinginleştiriyor. Yani o yaşayamadığında yaşayıp Evet artık bunu da yapabiliyorum. Artık kendimi illa müzik anlatmak zorunda değilim sürekli şekline gelebiliyorsun. Özgün'cüğüm bir şey söyleyeceksin galiba bin sesini. Hocam, bin Nur Kaya hocam. Bin Kaya. Bin Kaya evet. Süpersin evet. süpersin süpersin. Evet. E, hocam çok güzel sorular var. Öncelikle Vallahi. size bir istek var. Hemen bakın. E, Cevdet hocam ben psikolojik danışmanım. Hem de müzikle uğraşıyorum. Sizi Kastamonu'da Kastamonu Üniversitesi'nde PDR günlerinde ağırlamak isterim. Bunun için iletişimde bulunabilir miyiz? Erolcan Mantar. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik PDR onların şeyi. Tabii ki yazsın bana benim sosyal medyalarım yani adımı yazdığınızda çıkarım ben. Atabilirsiniz mesaj atın istediğiniz yerden. Tabii seve seve gelirsin. Harika. Ee, sizi çok daha fazla yormak istemiyorum bu gece. Ee, o nedenle böyle e, bir buçuk saate toparlamak isterim eğer çok yorulmazsanız. Ne olur biliyorum. hocam. Gittiği yere göre bakalım. Ben söyleyeyim tamam. size boğazım falan yorulursa. Siz yorulduğunuz zaman bana söyleyin. ya yani tamam. Veya gözünüzü kırpın ben anlarım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir soru var. Benim, benim şu kanalda ya dört senedir yalvarıyorum hocam ya yalvarıyorum. Diyorum ki bir tane Hayvan bilimci. Yani ne olursunuz bu konularda araştırma yapıyor Biri çıksın ve bana bir mesaj yazsın. Ya tamam bir, bir tanıdığı yazsın. Ben mesaj atayım. Bir de bazıları ne diyor biliyor musunuz? Utanmıyor musun? Adamı kendi ayağına çağırıyorsun. Ya arkadaş ne alakası var? Çağrı yapıyor. O kadar hasta ruhlu insanlar var. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Bakın çok güzel bir soru. Avrupa'da ineklere klasik müzik dinletilmesi. Anadolu'da çobanların kaval çalarak türkü söyleyerek sürü toplaması. Hayvanların müzik algısı ne boyutta? Onları müziğe çeken nedir? Bu konuda iyi bir Güzel araştırma sorayım. var mı? Müthiş. Vardır ama ben bakmadım, hazırlıklı gelmedim <laughs> o yüzden yine bilmiyorum. İşte <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> ama tabii ki tahmin yapmayacağız mı yapacağız tabii ki yapacağız. Şöyle evet. her zaman gibi. Evet. Şöyle hocam e hani psikoloji aslında e etoloji denen bir alan var. Mesela Konrad Lorenz Bunlardan biri, bu kurucularından biri. Hayvan davranışını inceliyor mesela. Hmm. Ee, hayvan davranışları da çok önemli bir alan. Ee, bu konuda bizim gelecek bilimde de e, bir veteriner hekimimiz var. Zelal, soyadını hmm. unuttum. Yazıları da var sitemizde. Mesela şeyle ilgili, e, köpek türleriyle ilgili, atlarla ilgili bir yazı yazdı şimdi. Çok değişik yazılar yazıyor. Araştırmalara dayalı. Biz onları editten geçiyoruz. Şu editörler var. Hani yazdım, yayınladım değil bakabilirler hmm. bizim siteye. Onu belki size şey yaparım. Biliyorsa bilgisi varsa, hocası varsa size bağlarız onu. Ama tamam. bu konu şöyle hocam. Klasik müzikle ilgili bir kere şey çok net. Ee, klasik müziğin ya da rahatlatıcı müziklerin hayvanlara etkisi, aldıkları üründe daha iyi ürün almaları, daha çok ürün almaları, falan. etkisi net tartışılmıyor çok fazla. Ne? Neden olduğunu bilemiyoruz aslında. Ama bize niye yapıyor hani düşündüğümüzde şimdi bir, o da ememeli. Onda da bir beyin var aslında baktığımızda e, o beyinde de korteks var yani bu üstsel şeyleri algılayacak ve hmm. bazı nasıl diyeyim melodilerin işte bu şeyle çok tartışılır işte majör ve minörle batı müziğinde çok şey yapılmış. Mesela bazı araştırmalar var tonal ve atonal müzik. Nasıl anlatabilir hocam izleyici tonal atonalin farkını? Aslında çok net anlatabiliriz. Tonal müzik işte majörler, minörler, makamsal, Hicaz hmm. Yani bizim genelde şarkılarda duyduğumuz form tonal müzik hı -hı. ama atonal müzik e, rüzgar sesinden mesela hani hı -hı, bir, bir ton bulamıyorsun veya işte çanlar çalıyor dun, 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 dun. hani bir e, forma sokamadığın müzik diyebiliriz hı -hı. yani bu şekilde basit. Bu aynen işte uzmanla yayın yapınca hemen soruyoruz alıyoruz çok güzel <laughs> atonal müzikte. De... E, atonal müzik dinletildiği zaman hayvanlara, insanlara e, iyi gelmediğini, garip yani hoşlarına gitmediğini biliyorlar mesela. Hani bu şey çok meşhurdu. Şey, eve dönüş akoru falan konuşulur ya majör, minör. Hmm. Bunlarda da öyle. Bazı şeylerin o bitişlerin, çıkışların verdiği duygular falan çok böyle anektodal olarak, bilimsel olmasa da hani ağızdan ağzı bilinir. Ben onu ona yoruyorum. Yani bir müzik dinletmek rahatlatıcı bir müzik olması. E, o hayvana da rahatlatacaktır. Çünkü o da bir memeli. O da bir yani biz de hayvanız. Yani hı hı. çok tabii ki arada farklar var beyinsel açıdan ama kulağı var. Bir şeyler duyuyor. E, ahenkli bir müzik geliyorsa ona rahatlatacaktır. E, diye düşünebiliriz. Çok temel biyolojik bir yerden bakabiliriz yani. Fantastik, fantastik, çok güzel. Her şeyi değil güzel... ama çok yardımcı hocam. hayvanların Buyurun. E, Şeyleri farklı tabii. Ton algıları farklı. İşte köpeklerin düdükleri var. Hmm. Bizim duyduğumuz, duyamadığımız frekanslar. Frekanslı Onlar başka. O var. Bir de mesela şeyi hatırlıyorum. Kediye pisi pisi denir ya. Işte evet. Pisi pisi deyince gelir bütün kediler. Evet. Marifet pisi pis pisinin kelimesinde değil tabii ki. Hmm. E, bu P, ç, T gibi harfler. Özellikle s, ç, ş harflerinin çıkardığı şey. Onlarda daha... Nasıl diyeyim? O sese daha hassaslar. Onu daha büyük algılıyorlarmış. O yüzden ilgilerini çekiyor. Öyle bir şey okumuştum. Onu hatırlattım. Yani kedilere falan işte pis pisi demenin sebebi yani aslında sese deseniz ona da gelecek belki yani. hani Fantastik. fantastik ilgili değil. Çıkarılan sesle alakalı yani ha, Kelime, aynen. Da, kelimeyle da, de tam yeterli değil. Şimdi hemen sorular alayım. Yıldız oyuncu. Hocam bir şarkı gerçekten bir insanın bilinç altına girip onun huylarını, hareketlerini değiştirmesine neden olur mu? Böyle bir şeyleri çok duyuyoruz günümüzde. Harika bir soru. Neden? Aslında bu çok kritiktir. Ee, bir tür insanlar şöyle, yani genelde böyle e, müziğe kötü bakan, yani müzik. Yani müzik her şeyin belasıdır diyen insanların varsayımı budur. Yani işte sen rock müzik dinlersen çok daha böyle sinirli bir tip olursun. Veya işte kötü ruhlu biri olursun. Sen şunu dinlersen onun gibi olursun. Bu gerçek mi? Hocam şimdi bu bilinçaltına girip huyların hareketlerini kısmı biraz gerçek durmuyor. Gerçek değil diyebiliriz ona. E ama dediğim gibi duygunuzu değiştirdiği için Mutlu müzik mutluysanız duyguda davranışı değiştirdiği için değiştirir ama tekrar ediyorum bunun hiçbiri ben bir müzik dinlettim işte zombi gibi hipnotize olmuş gibi yaptık değil hepsinde sizin kararınız var. Sadece yatkınlığınızı değiştiriyor yani şöyle düşünsünler çok üzgünken mutlu bir müzik dinlediğinizde hemen mutlu oluyor musunuz? olamıyorsunuz öyle kolay kolay. Yani <laughs> e, tabii ki bir etkisi var ama o etki yüzde beş altı yedi bir şeyler de hani sizin de oraya teşne olmanız lazım. Yani alışverişe gidip de yani her o dükkana giren o alıyor almıyor yani hani onu onu kastediyoruz burada. O yüzden yolu falan değiştirmesi çok zor. Onu söyleyeyim şu olabilir sadece hocam. Hep bir sosyal tarafını unutmamak lazım. Yani müziğin çok büyük bir sosyal tarafı var. E, metalciler işte metal dinliyorsun satanist olursun muhabbeti varmış ya bir ara bu hatta hı hı. tutuklananlar falan olmuş bu Kadıköy'de evet, falan hatırlıyorum evet, o evet, olayları. Evet. Var yani bunlar bunların olayı aslında şu işte sen rock müzik dinlersin rockta marifet rockta değil ya da işte dinlenen müzikte de değil o kitleye girersin. O kitleyle ilgili de kafada bir ön yargı var, bir, bir prototip bir şey var aklına gelen, kedi kesen insan geliyor ya aklına direkt. Hı -hı. Onlarla bir arada olarak onlardan etkilenirsin. Nasıl hani sigara Hı -hı. içenle bulununca sigara içme eğilimi artıyor Hı -hı. çünkü Hı -hı. o grubun normu o. Sen orada dışlanıyorsun içmeyince ya. Hı -hı. Aynı mantık da düşünüyorlar. Orada yanlışlık yok. Ama bu şeyden geliyor yani her her o müziği dinleyen, her rock müzik yapan saldırgandır. Hı -hı yanlışından geliyor. O yanlış evet, sence. Evet 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 evet. Ya hocam çok iyi çok güzel <laughs> muhabbetler var chat'te. Bak mesela diyor ki şimdi yıldız oyuncu sorular soruyor. Silvi ona diyor ki yıldız oyuncu sen seans ücreti ödesen çıkışta bedava seans yaptırdın. Yeter yaptır. <gülüyor> <gülüyor> Süper sorular. Vallahi sorular soruları, soruları hoca seçiyor. Ben adaleti hoca sağlıyor. Ben tamam. bilmem. <laughs> ben şu an benim ilgimi çeken sorulara şöyle bir bakıyorum evet. hocam. Mesela bir insan bir şarkıyı defalarca dinleyince o şarkıdan soğuyor ve dinlemek istemiyor. Şimdi bu yeni çıkan bir pop şarkı var. Ortalığı yıkıyor. İki ay sonra bir anda nasıl oluyorsa Bu ne ya? Bunu nasıl dinlemişim falan haline geliyorsun. İlginç değil mi? Gerçi Hemen Yıldız Oyuncu'nun tersini soruyor bir de. Ha. Diyor ki yani soğuyor dinlemek istemiyor ama aradan aylar geçtikten sonra müziği ilk duymuş gibi tekrardan dinliyor. Ya tersi de var. Ya soğuyorsun ya da uzun süre sonra tekrar dinlediğinde beğeniyorsun. Bu da bir garip bir durum. Tolerans işte hocam. Aslında aynı yere çıkıyor. Basit yani. Şöyle. Demin Aynen. anlattığım olay. şarkı da dinliyorsun bir dopamin salgılıyorsun. Ama bu sonsuza kadar din salgılamaz. Her dinlediğinde yavaşça düşecek o. Beyin onu yerine çekecek. Çünkü beyin homeostasis istiyor. Yani denge istiyor beyin. Sıfır civarında Aynen. kalalım istiyor. Her zaman da mutluluk istemez beyin ha. Hani aklımızda bulunsun. Aynen. O yüzden yani mutluluk hep sahip olacağım. Ya da olumlu duygular kabaca e, tırnak içinde. Hani e, sahip olabileceğiniz bir şey değil. Tıpkı olumsuz duygular olduğu gibi. Yani ikisini istemiyor. Orada kalmak istiyor Bey. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Bırakınca ne oluyor? Detoks. Detoks. O kapanan reseptörler diyor ki gelmedi. Bu şarkı gelmiyor. Aynı şey gelmiyor. Gelmeyince tekrar açmaya başlıyorlar kapıları. Yani gelirse yakalayalım. En ufak bir tane bile gelse yakalayalım. Tekrar açılıyor. Tolerans bu sefer düşüyor. Hassasiyet artıyor. Şey gibi düşünün hocam. Mikrofonunuz var. Mikrofondan gain ayarı vardır ya açarsınız. Neyi bu hassasiyeti açmak aslında. Yani daha Hı -hı. ne kadar küçük sesleri duyayım? Fısıltıyla konuşmayı da duyayım. Çok böyle ses geldi zaman, yüksek ses geldi zaman onu kısarsınız. Aynı yani şekilde beyin kısıyor. Bir süre sonra ses gelmiyor. Ne oldu ya dersiniz? Sesi ben iyice açayım de. Gelen her sesi yakalayayım dersiniz. O açma da o e, aylar sonra duyduğu zaman da tekrardan dinliyor gibi olmasının sebebi de o. Hatırlıyor çünkü beyin ve zevki veriyor. Bu konuda artık gerçekten tatbili olmuş durumdayım. Bu soru zor bir <laughs> soruydu benim için. Fakat cevabını net olarak almış durumdayım. Hakikaten çok basit bir cevapmış. Sıkılmak. <laughs> o şarkıdan evet, sıkıldım. Aynen öyle. <laughs> çok güzel. Hocam güzel bir soru var. Ben Bence çok kıymetli. Ha, Hocam müziği eskiden iyileştirmeleri için kullanıyorlarmış. Yani işte Osmanlı'da akıl hastalarına veya birçok insanın psikolojisinin daha iyi olması için, düzelmesi için. E, şu anda öyle bir şey var mı? Bak bu çok ilginç. Habire geçmişten bahsediyoruz. İşte Osmanlı'da şöyle yapılırdı. Yok şurada şöyle şey vardı. Burada böyle yapılıyordu. E bugün var mı? Biz nasıl kullanırız bunu hayatımızda diyor. Oh müthiş. Çok güzel. Hemen hazırlandığım yerden geldi. Sevindim. Boşa gitmiyor. Harika. <laughs> Hemen. harika, Hemen. Hocam harika. müziğin sağlığa etkileri konusuna şöyle bir baktım. Ama çok şey var ama basitçe şunu söyleyeyim. Müzik terapisi diye bir şey var. Hatta birçok bu müzik terapisiyle ilgili kaynakların başında Osmanlı dönemindeki bu e, bimarhanelerde yani hmm. akıl hastanelerinde o zamanki müzik tedavisi su sesiyle ney müziğiyle tasavvuf müziğiyle tedavi olayı bahsediliyor literatüre geçmiş bir şey. En erken kullanan medeniyetlerden biriyiz. Hani gurur duyacak bir şey. Ben e, Edirne'yi ziyaret ettim. Edirne'ye giderseniz orada e, ay neydi adı? Süleyman ha Süleymaniye Külliyesi var. O caminin falan o külliyenin içinde e ee, bu bimarhane var ve çok güzel bir müze yapmışlar. Orada böyle heykellerle falan görüyorsunuz. Çünkü bir tıp merkezi, ameliyat yapılıyor o zamanın şartlarına hmm. göre. Efendim, bir yerde de böyle bir akıl hastası var. Ona müzik dinletiliyor. O müziği size kaydı etmişler. Orada dinleyebiliyorsunuz o atmosfer içinde. Hakikaten böyle bir şey oluyor. Huşu buluyorsunuz. Çünkü oradaki yüksek tavan, kubbe, o yankı, o minimal atmosfer hepsinin birlikte bir şeyi var. Dolayısıyla müzik terapisi hem çağlar boyunca var. Yani geçmişte var ama Tamam okey. Geleneksel kullanılmış ama işe yarıyor mu diye bakıldığında yarıyor. Müzik hmm. terapisi denen bir şey var. Bu bayağı kullanılan bir terapi. Well established approach diyor yani. Artık oturmuş bir şey. E, Birçok şey. E, konuşma patolojilerini. Kekemelik, konuşmayla ilgili sorunlar, mütizm gibi e, akıl sağlığıyla ilgili, sosyal davranışsal problemlerle ilgili hem çocuklarda hem yetişkinlerde kullanılan bir yöntemdir. Kaynağı da var. Verdim. Hmm. Bunu ek olarak başka bir şeyden bahsedelim. Ee, mesela 2015'te Şangay Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor. 36 kişi alıyorlar, iki gruba ayırıyorlar. İkisine de yorucu bir görev veriliyor hocam. Yorucu, el oyalayıcı, insanları gören bir görev veriliyor. Bir gruba rahatlatıcı müzik dinletiyorlar ama aynı işi yapıyorlar yine. Hmm. Aynı yorucu görev yapıyorlar. Hmm. Ötekine müzik dinlettirilmiyor. Hı -hı. ve müzik dinletilen rahatlatıcı müzik dinletilen grup bittikten sonra daha yo az yorgun hissediyor kendini. Yorulmamış Hı -hı. gibi hissediyor. Yani kişiler aynı kişiler, e ya yani kişiler aynı değil ama benzer e eşit sayılabilecek kişiler Hı -hı. verilen görev yorucu görev bizi daha az yorgunluk ediyor. Onun dışında Hı -hı. biliyoruz ki müzik dinlemek kalp atış verişi, nefes alış veriş hızı ve tansiyon üzerinde etkisi var. Bakın Hı -hı. azaltıyor demiyorum. Çünkü sakin müzik azaltırken Öteki tarz hareketli evet. müzikte arttırabiliyor. Bir şekilde direkt biyolojik etkisi var. Bunu da biliyoruz. Hı hı. Bakayım ilginç mesela bir şey söyleyeyim size. Ee, kaygıyla alakalı stresle ilgili belki ihtiyaçları vardır. Gene akıl hastalıkları Bilmiyorum. için söylendiği için. Hı. Ee, biraz karmaşık stresle müzik arasındaki ilişki dinlemek. Şarkı söylemek azaltıyor da dinlemekle hı hı. ilgili. Hı hı. 60 kişiyle İsviçre'de bir araştırma yapıyorlar 2013 yılında. Burada sadece kortizole bakmıyorlar tükürükten başka şeylere de bakıyorlar. Çünkü kortizol bazen yanılabiliyor. Kalp hmm. atışını da alıyorlar. Efendim kişilere sorular olarak da soruyorlar. Stresli olaylardan önce müzik dinlemek kaygımızı azaltmıyor. Yani olaya hazırlanmak Oo. için müzik dinlemenizin bir artısı yok. İşe yaramıyor. Ama yaramıyor. Ama olay geçtikten sonra sinirlendiniz, sinir sisteminiz aktive oldu, kaç savaş olduğunuz bir şeyler oldu. <laughs> Ondan sonra müzik dinlerseniz o sinir sistemi normale daha çabuk dönüyormuş mesela hmm. onu bulmuşlar. Kendimiz Güzel. nasıl kullanabiliriz dedi ya onun için. Hani direkt kanıtlı olarak söyleyebiliriz. Artı depresyon. Depresyon için 2017'de bir araştırma yapılıyor. Derleme makalesi diyoruz biz buna. Yani tek başına değil 28 ayrı araştırmanın sonuçlarını bir araya getiriyor. Daha da <laughs> iyi bir kanıt o yüzden. Hepsini bir araya getiriyor ve şu sonuca varıyor. Özellikle klasik müzik ve caz ve ikisini bir arada dinlemek. Yani aynı anda değil de yani değişikliği dokuşu kombine <laughs> ederek dinlemek Depresyon belirtilerine iyi geliyor. Mesela hmm. depresyon belirtilerine iyi geliyor. Ama şunu bulmuşlar onu söyleyeceğim. Bunu müzik terapisti dinletirse daha da iyi geliyor. Yani Oo. müzik terapisinin incelikleri var. Müzik terapisini yapmayı hmm. bilen biri size dinletirse daha da iyi geliyormuş. 2017'deki araştırma bunu gösteriyor. Çok ilginç bir şey soracağım size. Şimdi şu anda biliyorsunuz internette, YouTube'da en büyük popüler şeylerden biri ASMR. <laughs> ASMR bir delilik. Yani saçını tarayan insanlar, ağzı ağzını şapırdatanlar, yani fısır fısır konuşanlar, bin tane stil var bu konuda. Ve gerçekten ben mesela e, böyle fısır fısır konuşan veya sadece saatlerce saçını taran, bir saat böyle bir masaj yapan birilerini izlediğim zaman bitiyorum ya. <laughs> hareket ne edemeyecek. Hareket. Ölüyorum, bayılıyorum. Bayılıyorum, bayılıyorum ha, yani. Okay. E, ben çok hoşuma giden bir şey bu. böyle e, Ve atıyorum ben kızımı uyutuyorum. Masal okurken eğer işte bir gün şöyleymiş. Bir süre sonra şuna çevirmem gerekiyor. Ondan sonra böyle olmuş falan. Ve gidiyor. Yani bu bir şey. Uykudan önceki fısıltı bir dönem. Siz ne düşünüyorsunuz ve beyin neden böyle bir şeyden etkileniyor? Hocam zor bir soru. Yani. Beynin neden etkilendiğini gerçekten zor. Ama bu ASMR'la ilgili çok fazla araştırma yok özellikle. Eee hmm. ...şey gibi düşünülüyor burada daha çok. Bu bir teori, hatta teori diyemeyelim bunu, hipotez diyelim daha iyi. Yani çok kanıtlanmış bir şey değil ama en akla yatkın bulabildiğimiz düşünülen şu... ...bazı sesler beyaz gürültü dediğimiz belli bir frekans aralığına denk geliyor. Bu da bizim hmm. anne karnındaki o e, plasenta sıvısının içinden duyduğumuz seslere çok benziyormuş... Şaka. Dolayısıyla ASMR bu beraz gürültü. İnternette bir sürü siteler var. Biz mesela bir ara Noizli diye bir site var. Ben çok severim. Noizli, Noiz hatta nokta .li gibi bir şeyde yaz bulurlar kesin. Noizli de şeyler vardır. Mesela işte rüzgar, şömine çıtırtısı. Seçersiniz böyle mix yaparsınız kendinize. Hı -hı. İşte bana e, 25 dakika Pomodoro tekniğiyle de birleştirip çalışırsınız çok böyle o keyif böyle ben de onu olurum... <laughs> soğuk günlerde şömine Hı -hı. açın, görüntüsünü açın, Hı -hı. sesini açın, ısıyorsunuz. Çünkü Hı -hı. şöyle bir olay var bakın. Onu beyin neden yapıyor söyleyeyim e, şu an Hı -hı. aklıma geldi. E, hafıza ile ilgili çok ilginç bir bilgi vereceğim. Bizim hafızamız, hafıza sistemimiz band kaydeder. Bu videonun kaydedilmesi gibi değil. Böyle Hı -hı. çalışmıyor. Yoksa biz bu kadar veriyi beynin tutma imkanı yok. Şöyle çalışıyor hocam. Gelen bilgiyi belli nasıl diyeyim klasörleri var diyelim. Nodlar diyoruz biz bunu ağdaki. Bu ağdaki nodların içine atıyor. Şimdi mesela ne Hı -hı. diyelim ee, şişe. Bunun Hı -hı. bir şekli var. Şeklini Hı -hı. şişeye benzer şekiller klasörüne attım bir. Plastik var plastik klasörüne attım iki. Su Hı -hı. var, su klasörünü attım. Suya giriyor, gıdaya giriyor, susamaya giriyor. bunları attım. Kapağı kırmızı kırmızı rengi attım. Kırmızıya giriyor. Hı -hı. Kırmızı rengin bağlı olduğu başka yerler var. Uyarı, alarm, itfaiye. Şimdi geçti aşağıdan itfaiye Hı -hı. gibi şeylere giriyor. Bunların klasörlerine giriyor. Farklı farklı. Ben bu şeyi tuttuğumu hatırlamam gerektiğinde band kaydı gibi aynen bunu oynatmıyor beyin. Tekrardan geri çağırıyor. Nelere bağlıydı hmm. bu adresi var bunun buradan şişe vardı plastik vardı su vardı kırmızı vardı tekrar çağır diyor o anıyı bir daha inşa ediyor reconstruction deniyor Vay be. şey değil her hatırladığınızı bir daha inşa edersiniz o anıyı baştan hmm. ve beynin de kusurları olduğu için farklı inşa edersiniz karışık farklı hatırlarsınız olmamış gibi atı Şeyi hmm. sorun annenize babanıza sorun. Böyle böyleydi ben böyle bir şey hatırlıyorum. Öyle değildi der mesela hayır öyle olmadı der. Şöyle o. Hmm. Hakikaten olmamıştır. Siz öyle olduğunu hatırlarsınız. Buna false memory hmm. diyor. Sahte anılar deniyor. Buna ilgili bir yayın yapmıştım <laughs> ben gelecektim. Çok güzel. Ee, bunu niye dedim? Bir şeyi biz hatırladığımızda o anda sadece görüntüyle ilgili değil bütün duyularımızla ilgili şeyler kaydoluyor. Ve tekrar hmm. hatırlanıldığında beyinde bu bulunmuş aynı nöronlar aktif oluyor yine. Yeniden siz orayı yaşıyormuşsunuz wow. gibi oluyor. Dolayısıyla ben o sesi duyduğumda, bakın kokularda çok olur. Bir koku sizi bir yere götürür. Patlanmak hmm. götürür. Kokuda da şunu düşünüyorlar. Bütün duyular, işte görme, işitme falan hepsi Talamus'tan gider. Talamus'ta birleşir merkezi istasyonda ama oraya gitmeden proses edildiği, işlendiği bölgeler olur. İşte görmeyle ilgili, duymayla ilgili farklı bölgelerden geçer. Koku hiçbir bölgeden geçmeden direkt burundan talamusa direkt bağlantıyla gider. Arada hmm. işlenmez koku. Öyle bir durumu var. Böyle hmm. olduğu için de koku size çat diye o götürür. Çünkü hmm. orayı tekrar yaktığınızda o paterni, o kalıbı beyin hmm. aa, aynı şey oluyor. Beyin için aynı şey yaşanıyor." Burada hmm. da öyle o rahatlığa, o işte ee, anne karnındaki o güvene, sıcaklığa, rahatlığa hmm. ya da Şömine sesi dinlerken en son ne zaman çünkü şömine sesi duydu gerçek hayatta sıcakken duydu. Ateşin yanındaydı. Hemen onu hatırlıyor. Bir ısınıyor vücut. Sıcağım ya Hı -hı. diye. Aynı mantık diyebilir miyiz semarla ilgili? Ama bir kıyamız olacak. 16 tane araştırmayla kanıtlanmış, e, iyi geldi, insanı rahatlattığını kanıtlanmış şarkı var. Bunun listesini Aa, en şaka. sonunda verelim. Söyleyelim. Şimdi tamam ben en sonunda verelim. Eee <laughs> O araştırma ile ilgili e, bir şey söylemem lazım. Verirken söyleyelim onu. O, bazı e, nasıl diyeyim uyarılar var o araştırma ile ilgili yapmam gereken. Onu verirken söyleyin. Hmm. Linki var ama ben de. Vereceğim. Peki şeyi sorayım hocam çok ilginç bunun şu şeyle ilgili bir şey var mı? Hani bu 444 Hz 432 Hz e, hmm. atıyorum işte şu Hz insanı daha sinirli yapıyormuş şu Hz daha iyi yapıyormuş da işte bunu daha sonra Amerikalılar e, değiştirmiş de bilmem neyi falan biliyor musunuz bu tür ka kaosları biliyor musunuz müzikte? Böyle bir şey vardır işte aslında her şey 444 Hz'miş e, ilk orkestralarda akortlarını e, buna göre çekermiş fakat daha sonra demişler ki hayır 444 hı. olmaz gelin bunu 432 herze çekelim. Hı. Atıyorum işte e, böyle bu aslında 432 de insan e, psikolojisine hiç iyi gelmeyen bir frekansmış. Hiç bununla ilgili bir makale okudunuz mu? Hocam onu 2016'da işte bu röportajı ben şeyle yapmıştım. Daha doğrusu aynı konuları konuşmadık da... şey konuştuk. Ben konu kalmıştım. Nejat Başeymezler. Hmm. Cumhurbaşkanlığı... ...senfoni orkestrasında... ...41 yıl viola çalmış... ...bir hocamız. O dedi de... ...şey dersi veriyordu. Müzik değerlendirmesi... ...diye çok güzel bir ders veriyordu. Aslında çok sizin güzel. yaptığınız... Din, ...yani şarkı formu açısından... ...aynen onu yapıyorsunuz aslında. Evet. Çok büyük bir hizmet. O da böyle... ...dinleme, hani enstrümantal açıdan... ...onu yapıyordu, öğretiyordu. Neyse... Onla bu konuyu konuştuk çünkü hocanın çok merak ettiği bir konuydu. Ben o zaman araştırmıştım. 2016'da çok fazla araştırma yoktu. Sonra bakmadım. Ama şöyle bir şey ortaya çıkıyor hocam. Ne? Notalar eşit bölünüyor ya aslında normalde. Evet. evet. olarak öyle bölünmez. Pisagordan beri. Ama bölünmesi lazım. Lazım ama öyle olmuyor. İnsanın kulağına ne? iyi gelmiyor. Yani tam eşit böldüğünüzde 2 çarpı 2 la işte 440 la ya. 2 ile çarptığınızda ne? 880 oluyor ya iyi gelmiyor garip geliyormuş. Bunun nedenini bilmiyorlar. Tam olarak bilinmiyor bu. Bir adı var bunun alanda. Bana şey söylemiş o zaman hoca. Bazı büyük mesela Berlin Filarmoni falan akort edeceği zaman enstrümanları 440'a değil 442'ye edermiş diye hmm. bir söylenti. Hani o söyledi. O zaman daha iyi geliyormuş, daha gerçekçi, daha sıcak geliyormuş. Biz o gün tartışırken şöyle bir şey varmıştık. Acaba biz doğada hiçbir şey mükemmel değil ya. O hafif kusur mu arıyoruz? Yani matematiksel mükemmellik değil de hafif bir kusur mu olsun? Böyle şey vardı da midye çaldırdığınızda eskiden midiler vardı. Midye çaldırdığınızda bir garip olur yani. Doğrudur ama bir gariptir. Yani gerçek kişinin çalması gibi değildir ya o. Ufak evet, bir milisaniyelik değil mi? şeyler olması lazım. Kusurlar, gecikmeler, e, detoneler belki tam detone sayılmayacak. Hı. Onlar daha bize hoş geliyor, okey geliyor. Onu biliyoruz iyi geldiğini ama nedenini bilmiyoruz. Ee, şimdi o çok ilginçtir bu piyano akordu yapanlar çok iyi bilirler bu konuyu piyano akordu bahsettiğiniz gibi işte do notasını birinci oktavda bastığınızda çıkan frekansın çarpı ikisiyle ikinci oktavı yapamazsınız dördüncü oktavda piyano size detone gelmeye başlar detone gelmeye başlar değil detone olur matematiksel bir karşılığı yoktur piyanonun yani piyanoyu piyano akortçuları ilk sesi alırlar, diğerlerini kendi kulaklarına göre yaparlar. Bakın kulağına göre, makineye göre değil. Çok ilginç bir bilgi. Bu. Acayip önemli insanlar ve deli gibi para kazanıyorlar yani. Onu yapabilen insan sayısı çok az. Evet. Acayip değişik bir meslek alık yani. Yani bahsettiğiniz şey müziğin matematiksel bir karşılığı var mı soru işaretli bir durumdur. Evet, Tamamen yüzde evet. yüz karşılayamazsınız her şeyi. Çünkü gerçekten duyumlar öyle olsaydı e, şöyle bir açıklamanız olmazdı. Doğu müziğinin tamamı neredeyse tamamı çeyrek seslerle tam çeyrek sesle değil ha Tabii. öyle bir şey de Komalar. yok sadece koma diyorsun ama komayı da net anlatamadığın ya bundan daha düşük dediğin netleyemediğin bir sistemle oluşur ve Böyledir. Yani ilk e, batı müzikçi, ilk müzikologlar doğu müziklerini araştırmaya başladıklarında diyorlar ki yani bu çağ dışı bir müzik veya işte ilkel bir müzik. Hmm. Çünkü yani bozuk sesler var. Bu kadar basit. Öyle derin. zannediyorlar. <laughs> bozuk öyle zannediyor fakat sonra bir bakıyor ki o müziğin bir sistematiği var kendi içinde. Hmm, bu sistematiği algılayamadığı için de ilkel geliyor ama aslında o müzik öyle değil. Yani müzik dediğiniz şey çok toplu bir şekilde baktığınızda Gerçekten tam olarak matematiği netleşmiş bir kurum değil. İlginç. Buradaki 442-432 arkadaşımız uyarıyor beni. Ee, hmm. Yani ben frekansları yanlış söylemiş olabilirim ama bu kaos yaratan frekanslar bellidir. Ee, gerçekten net bir sonucu olmadığı gözüküyor. Fakat o örnek ilginç. Berlin Flarmoni'nin daha iyi duyulsun diye çekmiş. rakamlar evet. unutabiliriz de yani tam 440 olmadığını evet. e, evrimsel psikoloji araştırmalarında şöyle bir şey öne sürüyorlar hocam hipotez bu yine diyorlar ki müzik acaba bir ön dil olabilir mi? hani dillerden Oo. önce bir iletişim yöntemi olabilir mi? ve dili de müziğin bir yan ürünü olarak şarkı söylemenin yan ürünü olarak gören bazı evrimsel psikologlar da var. Onu söyleyelim yani. Buna, buna inanın yüzde yüz katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum. Müzik sayesinde, müzikle alakalı bir ya, iletişim biçimiyle e, dünyada tanışıp konuşamayacağınız, iş yapamayacağınız hiç kimse yoktur. De, bence de doğal evrensel, bir Evrensel, çok güzel de diyorlar evrensel. Hakikaten evrensel. Çok da beynin içine mi hardwired derler yani kabloları ona göre bağlanmış evrimsel çok değişik bir yere vuruyor yani müzik diğer şeylere göre diğer Belki sanatlara göre. konuşarak çözemeyeceğiniz bazı iletişimleri müzikte çok hızlı çözebilirsiniz çok basit bir örnek dünyanın herhangi bir yerinde bir taksiye bindiniz dinlediği müziği çok beğendiniz bir anda karşı tarafa dediniz ki bu ne harikaymış sesini açar mısın müthiş bir ilişki kurdunuz sizin yani gezinimlerinizde saatlerce... oluyordu bu ben hatırlıyorum ha? İran'da bir yerde taksicinin açtığını sorup ha? müthiş oradan bir ilişki ha? dostluk Ducaklık. çok güzel bir anda yukarı çıkıyor herkes neden e, ilişki duygular üzerinden gelişmeye başlıyor bir anda. Yani o sözler, soğukluklar, sen kimsin, hangi milletsin, tipin nasılmış. Bunları bir anda dışarıda bırakıp çocuksu bir eee oyuncağın başına oturuyor gibisiniz Aynen. ve her şey değişiyor. Sosyal Acayip kimlik de. teorisini hatırlayalım. Başa bağlayacağım ama hani hepsi birbirine bağlanıyor. E, aynı gruba bir anda aynı grubun üyesi oldunuz. O da o müziği seviyor, taksici siz de o müziği. O yüzden yakınlık oluyor yani işte. Çok zevkli. E, hocam çok teşekkür ederim bu gece burada olduğunuz için. Ben sizi daha fazla yormak istemiyorum. Çok güzel sorular da var ama ben sizi ileride tekrar davet edeceğim. E, sizi davet etmek istiyorum daha doğrusu. Siz de eğer isterseniz büyük mutlulukla e, o gecede konuk etmek isterim. Çok güzel bir geceydi. Çok Birçok soru sorduk. Bizi yanıtladınız. Hasta halinizde sağ olun. Sağ olun hocam. Davet ettiğiniz çok zevkliydi zevkli vermişsiniz. Nefis nefis bir gece geçirdim. Pamuk gibi uyuyacağım gene bu gece. Süper. <laughs> 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 sevgili arkadaşlar çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Şahane sorular sordunuz. Ee, başka sorular soran da var biliyorum ama bu gecelik burada bitirelim ki zaten bu video kanalımızda olacak. Birçok yerde olacak. Twitch'te de olacak, Facebook'ta da olacak, YouTube'da da olacak. Videonun altına devam ettirmek istediğiniz sorular olursa yazmaya devam edin. Biz bir dahaki yayınımızda onlardan da besleniriz. Belki evet. yeni bir konu başlığıyla sizle beraber oluruz. Evet. Çok da keyifli olacak. Hocam Harik sözümüzü haydi. verdik. Verelim mi şarkıları? Linki attım ben. Ah, evet. Lütfen onu. lütfen hemen şimdi, şimdi o şarkıları aç. İngiltere'de şey. özel bir firma, bu hakemli bir araştırma değil. Yani biraz araştırma sonuçlarına şey baksın arkadaşlar. Küçük de bir araştırma hmm. ama yine de bir bilgidir, araştırmadır yani. Ee, evet. Ticari evet. bir araştırma bu yani. E, Mind MindLab Laboratory diye bir yerde e, Brighton İngiltere'de bir araştırma yapıyorlar. 20 tane kadın katılımcı alıyorlar. Belki erkeklere uymayabilir sonuçlar o yüzden. Aha. Kalp ritmini kalp ritimlerin arasındaki mesafeyi bu da önemli stres için deri Aha. iletkenliği derideki terleme yani ve nefes alışveriş gibi şeyleri kaydediyorlar. Ve Bozen'in reklam olacak ama noise cancelling over ear kulaklığıyla yaptık diyor. Yazmak zorunda çünkü. Metot. Yazıyor. <laughs> Her şarkıyı Güzel. da 3 dakika dinletmişler. Şarkılar uzun kısa da olsa. Listesi bu. Ee, hmm. Bu şarkılara insanlar eksi 5 ile artı 5 arasında bir de bir puan veriyor. Hmm. Artı 5 en rahatlatıcı demek. Eksi i̇şte 5 hiç rahatlatmayan demek. Bunları kendileri seçmişler hani şeylerine göre. Ne derler? Ee, kendi fikirlerine göre rahatlatıcı olduklarını düşündükleri. Bunların aşağıda grafik var hocam. En rahatlatıcısı Mindless, Weightlessness diye bir şarkı var. Ee, şu heh Bakın orada skor. En başta o. 70'in üzerinde skor alan. Bunu bulabilirler internetten de. Bu baya e, güzel şey. Anksiyeteyi, kaygıyı, stresi azalttığını en azından çok tebda, sağlam olmasa da verilerle en azından hiç yoktan iyidir verilerle desteklediğimiz şey diğerlerine numarasından bu saçı. Track 4 yukarıda hangi şarkıya denk geliyor? Baksınlar neymiş? Airstream Electra mesela o da ikinci rahatlatan. Şunu atayım e atayım ben şimdi arkadaşlar da. Bu linkten Öyle baksınlar izliyorsun. dinlesin. E Özellikle Weightless'ı ben dinledim. Bayağı güzel ee, bir şarkı. Çok güzel rahatlatan. Ha, pamuk gibi oldum dediniz ya. Belki onu dinleyeyim. Aa, weightless <gülüyor> hangisi? <gülüyor> hangisi? <gülüyor> hangisi Weightless? Iz? listede bakın, yok ha? galiba ama weightlessness diye yazınca YouTube'a çıkıyor hocam. Ha şarkının adı Weightlessness. Weightlessness. Weightless, weightless. weightless. Hocam aşağı indiniz bakın. Ha, ha burada zaten. Bunun videosu da muazzam hocam. dronlarla kareografi yapmışlar. Bu Mu bir video yani. videonun kendisi de rahatlatıyor yani zaten. Aa çok merak ettim. Açmayacağım tabii telif olacağı için. Fakat kaydedeceğim Vallahi. ben de listelerime. İnanılmaz çok güzel bir şarkıdır. Ben şu listelerimi Aa. kaydedeyim. ilginç. bayağı güzel. Bununla bitirelim, bunun bir şey yapalım. <laughs> evet, bunun yapışalım. bir, bunun bunun bir Türk versiyonunu yapalım hocam. Ya araştırma Şimdi bunu, işte şeye bağlı. Birilerini getirip. Gelin, yo, gelin, gelin bunun bağlayayım. bir Türk versiyonunu yapalım. Böyle kaç kişi üzerinde denemişler bunu mesela? Bu küçük, 20 kişi. Tamam, biz de 20 kişiyle yapalım. 20 arkadaşımızı evet. davet edelim bir mekana. Ben de. Ha. Kulaklıklarımın markasını vererek onlara dinlediğim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ciddi ciddi en rahatladıkları müziği seçelim. Mükemmel. Bu araştırmayı gelin biz de yapalım. Çok merak ettim ben de yani. Orijinal Bakalım bir şey. Yakalayabileceğiz mi? Biz de deriz ki bunun da Turkish versiyonu. Onu da koyarız hocam içine. Kıyaslarız. Aynen. Güzel olur. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Peki. Süper. Teşekkür ediyorum. Aa, o weightless'ı da atayım. Özür dilerim. Arkadaşlar merak ediyor. O linke tıklayın çocuklar. Altta zaten çıkıyor. Medlesi. Evet Hadi orada şey var hazır bekliyorlar ya hocam ne yapacağız biz bu işi ya linki de attım tamam attım tamam. <laughs> İyi akşamlar diliyorum hocam çok teşekkür ederim yeniden görüşmek üzere sizle hoşçakalın harikasınız İyi geceler diyorum şimdi yayını bitiriyorum burada ilk defa yayın bitireceğim heyecanlı